Evet, herkese merhaba. Saat 4 oldu. Yaklaşık 220 kişi gibi bekliyoruz, yanılmıyorsam. 198'deyiz. Biraz başlayayım. Yavaştan. Bugün MoxoDBT analitik sistemini konuşuyor olacağız. Ben nöroloji uzmanıyım. Ferda Korkmaz Özkonoğlu adım. Moxo Türkiye ekibindeyim. Ve Moxo'nun eğitimlerini veriyorum. Fransız Lap Hastanesi'nde son 6 yıldır büyük bir keyifle çalışıyorum. Evet, eskiden böyle toplantılar yapıyorduk. Tabii pandemi başlayana kadar büyük otel salonlarında. Herhalde 30'u geçmiştir bu eğitimlerimiz diye düşünüyorum. Saymayı bıraktım açıkçası artık. Pandemiyle birlikte her şeyi online yapmaya başladık. Evet. MOXO-DCPT başlıca dikkati ölçen bir test. Aslında frontal network sistemini değerlendiren güzel bir test. Ama başlıca dikkat ve onun komponentlerini değerlendiren bir test. Dikkati değerlendirmek oldukça zor aslında. Böyle bir tanımlamaya çalıştığımızda dikkat, odaklanma, konsantrasyon, bilincin özü, bütün kognitif fonksiyonların iyi bir şekilde işleyebilmesi için dikkatin iyi olması gerekiyor. Şöyle nöropsikolojik testlerde genellikle şöyle cümleler görürüz, öyle değil mi? Ya da sizler de bunları yaptığınız için dikkate sekonder bozulma gibi yorumları çok sık görürüz. Yani bütün kognitif fonksiyonların temelinde iyi bir şekilde değerlendirebilmek için dikkatin de iyi olması gerekiyor. Ve dikkat etrafta ve aklımızın içinde bir sürü şey akıp giderken istediğiniz şeye odaklanabilme becerisidir. Aslında iyi bir dikkat, aslında iyi bir filtreleme sistemidir. Biraz sonra onu anlatacağım. Tabii bunu değerlendirmeye çalışıyoruz ama hani bomboş bir oda, karanlık bir oda, sessiz bir odada olduğumuzu düşünün. O boşluk, o karanlık, o sessizlik de ciddi bir şekilde dikkat dağıtıcı olabilir. Ve bir de hadi bunlar gördüğümüz, ölçümleyebildiğimiz şeyler, bir de kişinin aklından gelip geçenler var. Bütün bunlarla objektif bir şekilde dikkati değerlendirmek aslında oldukça güç. Aslında nöropsikiyatri bilgisayar sistemlerinin ve görüntüleme sistemlerinin gelişmesiyle iyi değerlendirilebilir hale geldi. Böylelikle beyni daha iyi anlar olduk. Şimdi ilk önce sağdaki fotoğrafa bakmanızı isteyeceğim. Burada benim masumu görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi burada bir mavi çiçeği ben çekmek istedim. Mavi çiçek kullandığım akıllı telefon mavi çiçeği böyle detaylandırdı, ortaya çıkardı. Etrafta duran çayır çimen, papatyalar ve ben harika fotoğrafçı olarak benim ayakkabılarım da full ulaştı. Aslında dikkat böyle bir şey. Yani etrafı yok saymıyorsun ama bir filtre koyuyorsun. İstediğin şeyi de ortaya çıkarıp detaylandırıyorsun. Aslında beyindeki bütün fonksiyonlar böyle çalışır. Zıttıyla bir denge halinde çalışırlar. İyi bir dikkat böyle bir şeydir. Eğer ki bu papatyalar, çayır çimen, benim ayakkabılarım, ayakkabılarımın bağcıkları, ayakkabımın kenarındaki çamurlar hepsi net olsaydı bu mavi çiçeğe yeterince odaklanamazdık. Yani dikkat bu etrafı filtreleme becerisidir. Fonksiyonel görüntüleme çalışmasından bir örnek bu. O sırada beynin fonksiyonunu değerlendiriyor. Kişilere bir albüm veriyorlar. Bu albümde bir hatırlaması gereken portre var, portreler var. Bir de hatırlaması istenmeyen doğa resimleri var. Diyorlar ki bu ilk albümdeki portrelere iyi bak. Sonra ikinci bir albüm vereceğiz. Orada sadece portreler olacak. Hangisi ilk albümde vardı diye soruyor olacaklar. Dolayısıyla kişiler ilk albüme bakarken portreler çıktığında yani hatırlaması gereken fotoğraflar çıktığında beyninde böyle bir aktivasyon varken bu sırada fonksiyonel MR görüntülemesi yapılıyor. Doğa resmine bakarken
böyle bir aktivasyon var. Yani böyle bunun filtreleme sistemini görmüş oluyoruz. Yani kabaca bu tahtravalliyi ben çizdim. Bir görevimiz var, istenen şeye odaklanma. Bir de etrafta olup giden, bir de aklımızdan gelip geçenler var. Burada tahtravalli görev lehine, yani görev ağırlık basmalı. O zaman biz iyi dikkati iyi oluyor. Olacağız. Eğer ki bu tahtravalinin öbür tarafını bastıramıyorsak, filtreleyemiyorsak ise dikkatimiz bozuk olacak. Şunu demeye çalışıyorum. Yani aslında dikkat eksikliği, odaklanma güçlüğü değil, etrafı filtreleyememe problemidir. Dolayısıyla görmüşsünüzdür özellikle çocuklarda, işte öğretmen çok şikayetçidir, derse odaklanmıyor, dikkati dağınık ama gelir evde bilgisayar oyununu çok sever. Oturur 3 saat nefes almadan o bilgisayar oyununa odaklanır ve oynar ve çok iyi skorlar elde eder. Çünkü oradaki görev istediği şeydir. Ama görev yerine ödev, ders dinlemek gibi istemediği bir şey koyduğunuzda öbür tarafı filtreleyemediği için çocuk dikkatini, görevini veremiyor olacak. Bakın bunu ben bir gazetede buldum ve buraya koydum. Yıllar önce kapitalist sistem işçilerin daha dikkatli, daha verimli çalışması gerektiğini düşünmüşler ve böyle kasklar dizayn etmişler. Öyle ki şuradan oksijen verilecek. Yani oksijen bile almıyor. Dürbün şeklinde görme alanı daraltıyor, ses duymuyor. Tabii kullanışlı bulunmamış ama dikkati toplamak ve daha verimli olsun diye işçiler böyle şeyler düşünmüş insanlar. Ben neden bahsediyorum son 5 dakikadır? Aslında istem dışı körlükten bahsediyorum. İyi bir dikkat için istem dışı bir körlük olması gerekiyor. Moksa Türkiye sitesinde de vardır bu yayın. Vaktiniz olursa okumanızı isterim. Burada böyle bir polisiye olayla başlıyor durum. Bir olay yeri incelemesine 2 tane memur gönderiliyor. Bu sırada memurlardan bir tanesi ötede pataklanıyor ve arkadaşı ona yardım etmiyor. Bu büyüyor, mahkemeye yansıyor ve bilirkişi görevlendiriliyor. Bu sırada dramatize ediliyor bu durum, yeniden canlandırılıyor ve izleyiciler de var. İzleyicilerin yaklaşık %40'ının diğer adamın pataklandığını görmedikleri fark ediyor ve bilirkişi bunun istem dışı körlük olduğunu ortaya koyuyor. Bu olayla, yani bu gerçek olayla başlayan bir dikkat üzerine bir makale, Moksa'nın da kullanıldığı, vaktiniz olursa okursunuz, keyifli bir makale. Moksa biraz önce bahsettiğim gibi frontal lob fonksiyonunu değerlendiren bir test. Ben nörolog olarak kognitif bozukluk düşündüğüm kişilerde kullanıyorum bunu. Ama ayrıca sıklıkla dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tanısına yardımcı olarak kullanılmakta. Ve kişinin dikkat özelliklerini tanımak, yani sadece tanı koymak için değil, o kişinin dikkat özelliklerini tanımak için de kullanılmakta. Benden çok daha iyi bildiğiniz gibi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun 4 tane, aslında görünürde 3 tane kardinal bulgusu var ama bir de zamanlama sorunu. Yani dikkat bozukluğu var, hiperaktivite var adı üstünde, dürtüsellik var ve bir de zamanlama sorunu var. Aslında hiperaktif birinin hızlı olacağı düşünülür ve zamanlama sorununun yavaş olacağı hiç düşünülmez. Ama hiperaktivite farklı bir kavramdır. Zamanlama becerisi çok farklı bir kavramdır. Beynin bir tepki oluşturması için görsel, işitsel, yani duysal olarak bir uyarı alması gerekiyor. Bu uyarıyı beyninde işlemesi gerekiyor. Ne yapacağına karar vermesi gerekiyor ve bir çıktı oluşturması gerekiyor. Bütün bu basamaklar görülmüş ki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde biraz daha yavaş işliyor. Yani bir zamanlama sorunu var. Ve öyle ki bazı kişiler aslında dikkati fena değil, dikkati iyi ama bu zamanlama, bu basamaklarda sorun var ve çıktı olarak, hani overall baktığınızda o kişi dikkatsiz olarak görünüyor. Dolayısıyla biz sorunu doğru tanımlarsak müdahale edeceğimiz yer çok daha küçük olur ve daha tedavide daha başarılı oluruz.
Peki geri gelelim konumuza. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun diğer bütün aslında psikiyatrik bozukluklar için kesin bir biyolojik markörü yok. Radyolojik markörü yok. Henüz genetik bir markörü yok. Ve elbette ki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu da bir klinik tanı. Biz bu klinik tanıyı koyarken elbette ki elimizi güçlendirecek yardımcı testler kullanıyoruz. Moxa da onlardan bir tanesi. Şimdi objektif bir test olma yolundaki arayışlar aslında on yıllarca önceye dayanıyor, 1960'lara. İlk bilgisayarla devamlı performans testlerinin kullanılmasına. Aslında bunların ilk testi travmatik beyin hasarı olan kişilerde dikkat bozukluğunu ortaya koymak için kullanılmış ilk defa 1960'lar yanlış hatırlamıyorsam. Yani kafa travması geçiren hastalarda ilk defa kullanılmış. Temelde bütün bilgisayarla devamlı performans testlerinin prensibi go, no go, yap, dur sistemiyle çalışır. Temel bir hedef vardır. Bu görsel olabilir ya da işitsel olabilir ve hedefe yanıt vermesi istenir. Görsel hedeflerde işte neler kullanılmış, sayılar kullanılmış, harf kullanılmış, geometrik figür kullanılmış ve karikatürler kullanılmış ya da çeşitli sesler kullanılmış. Kişi hedefe yanıt veriyorsa iyi bir dikkat, hedefe yanıt vermiyorsa dikkat bozukluğu. Hedef olmayana hedefmiş gibi yanıt veriyorsa uygunsuz cevabı bastıramama. Yani bu nedir? Dürtüselliktir. Ya da hedef... için verilen yanıtlar arasındaki süre farkları bakılarak indirekt olarak bir zamanlama problemi üzerine de indirekt bir ışık tutmaktadır klasik devamlı performans testleri. Elbette ki biz cüretkarız, CPT'lerden neler bekliyoruz? En üstçe yani en üst kalitede bir test olsun istiyoruz, sensitivitesi yüksek olsun istiyoruz. Yani bozuksa bozuk olduğunu görelim istiyoruz. Fakat şimdiye kadar kullanılmış devamlı performans testlerinde şöyle bir şey var. Aslında bizim yaptığımız kalem kağıt testlerinde de bu var dezavantaj olarak. Biz etrafı yalıtıyoruz. Hiçbir şey olmuyor ve bu sırada dikkati ölçmeye çalışıyoruz. Oysa ki hayat öyle değil yani gerçek dikkat öyle değil. Yani odaklanmamız gereken bir şey olduğunda etrafta bir sürü başka bir şey de oluyor. Ve biz o bir sürü başka şeyi testin içine implante etmemiş oluyoruz. O zaman gelin buna biz implante edelim demişler. CPT'lerin sensitivitesi yani duyarlılığı neden istenildiği kadar yüksek değil diye bakıp bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünmüşler. Ve Moxa böyle ortaya çıkmış. Yine dikkat ve zamanlama arasındaki fark çok önemli. Biraz önce bahsettiğim gibi. Çünkü bazı kişilerin dikkati aslında iyi ama zamanlaması bozuk. Onun çıktısı dikkatsiz gibi oluyor. Çünkü kişi bir şeyi algılayıp, karar verip yapana kadar o şey geçmiş, başka bir şey gelmiş oluyor. Dolayısıyla onu kaçırmış oluyor kişi. Klinik çıktısı dikkatsiz gibi oluyor. Bunu da iyi aydınlatsın istiyoruz CPT'den. Bu ihtiyaçlarla doğmuş Moxa. Moxa psikoloji jargonunda kullanılan bir terim değil. Japonca bir kelimeymiş. Anın berraklığı özellikle Japon dövüş sanatlarında maç başlamadan önce o ana konsantre oldukları durum için kullanılan bir kelimeymiş. Aslında ben bunun böyle arkaik gelen bir kelime ve şimdilerde kullanılmadığını düşünüyordum. Sonra bir kendo turnuvasında gördüm ki turnuva başlamadan önce, maç başlamadan önce Moxa diye bağırılıyor ve bu ortaya çıkıyor. Bu kelime hala kullanılıyor. Moxa da distracted CPT yani çeldiricilerin eklenmiş olduğu bir devamlı performans test. Yani o ilk başta gösterdiğim Tahtravalli'nin o kefe, öbür kefenin de işe katılmış olduğu, çeldiricilerin eklenmiş olduğu, yani görmezden gelinmesi gereken figürlerin de olduğu bir test. İki formu var, çocuk ve erişkin. Siz bunu teste başladığınızda siz seçmiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey o kişinin
doğum tarihine doğru girmek. Doğum tarihine doğru girdiğinizde yaşına göre ya çocuk formu gelecek ya erişkin formu gelecek. Aslında temel olarak bu testler arasında belirgin bir fark yok. Fark görselleri, işitselleri biraz daha farklı. Yani dizayn aynı ve süre erişkin formunda biraz daha uzun. Elbette ki 12 yaşını tamamlamış biri erişkin değil ama görmüşler ki CPT'lerde bu ergenler becerikli. O yüzden erişkin formu çıkıyor onlara. Muxo görsel bir hedefi var. Çocuk formunda bu sevimli surat, onun görsel hedefi. Erişkin formunda da bu kupası hedefi. Test sayı ya da harf içermiyor. Çünkü dislektik kişiler için bu önemli bir sorun olabilir bu yüzden. Basit bir yönergesi var. Hedefi her gördüğünde mümkün olan en kısa sürede sadece bir kere bilgisayarın boşluk tuşuna basın deniyor. Fakat bu hedefi böyle okumak kolay, basit görülüyor ama kişiye iyi öğretmek gerekiyor. Özellikle çocuklarla çalışıyorsanız ve dahi erişkinlerle de çalışıyorsanız. Bazen ben meslektaşlarıma bu testi yaparken yönergeyi çok iyi öğretmeden sanki doğuştan biliyorlarmış gibi hızlı geçtiğimi gördüğüm testler oldu ilk başlangıçta ve dolayısıyla hani yaşı, cinsi, eğitimi ne olursa olsun yönergeyi çok iyi öğretmek gerekiyor. Yoksa test yanlış sonuçlanır. Şimdi testte bir test elemanları var, bir de çeldiriciler var. Test elemanları dediğimiz şey hedef ve hedef olmayan görüntüler, bunlar her zaman ekranın ortasında batıp çıkıyor olacak. Yani ekranın ortasında yer alanlar test elemanları. Bunlar ya hedef ya da hedef olmayan kart görüntüler batıp çıkıyor olacak. Bunlar batıp çıkarken ortada altta, üstte, sağda, solda çeşitli çeldiriciler çıkacak. Bunlar görsel çeldiriciler, küçük video klipler halinde. Bunlar da tekli ve ikili olarak, yani bir görsel çeldirici ya da iki görsel çeldirici, sesli çeldiriciler, tekli ve ikili ve kombine çeldiriciler. Hani hem görsel hem işitsel çeldiricilerin birlikte olduğu çeldiriciler ekleniyor. İşte bu çeldiriciler o kefenin öbür tarafı filtrelememiz gereken, bastırmamız gereken, o ilk resimde gördüğüm çayır çimen papatya ve benim ayakkabılarım gibi flulaştırmamız ve istenen şeye, yani ekranın ortasındaki hedefe kilitlenmemiz gerekiyor. Böylelikle kefenin her iki yanı da testin içine implante olmuş oluyor. Çocuk formunda hedef bu. Hedef olmayan uyarılarda bunlar. Bu ya da bu beş taneden biri ekranın ortasında batıp çıkıyor olacak. Buna cevap vermesi, buna ise haşa cevap vermemesi gerekiyor. Eğer bu hedefi olmayan görüntülere bunlara yanıt verirse dürtüsel yanıt vermiş olacak çünkü. Çeldiriciler de bunlar ve bunların sesleri olacak. Mesela burada vurgulamak istediğim şey biraz da bu sesler ve görüntüler biraz amigdalayı böyle dürtecek şeyler. Mesela bu kuş sesleri mesela cik cik değil cak cak, hani böyle yırtıcı bir kuş sesi gibi geliyor olacak. Erişkinin yani 12 yaşı doldurmuş kişilerde hedef uyaranı bu kupası tıpatıp iskambil kağıtlarındaki gibi dizayn edilmiş kartlar değiller. Bunlar mesela böyle bir kart yok, böyle bir kart yok, böyle bir kart yok. Hedefi bu. Hedefi olmayanlar bunlar. Bütün test boyunca ya bu ya bu 5 taneden biri ekranın ortasında batıp çıkacak. Buna yanıt vermesi, buna ise bunlardan biri çıktıysa yanıt vermemesi gerekiyor olacak. Erişkin formunun çeldiricileri de bunlar ve bunların sesleri. İşte polis sesi, kaza yapmak üzere olan acı bir fren sesi, ağlayan bebek sesi, kavga eden bir çift ne dedi anlaşılmıyor, hangi dilde de olduğu anlaşılmıyor, kavga sesi gibi biraz böyle huzursuz verici sesler olacak. Hem çocuk formunun hem erişkin formunun temelde 8 tane bölümü var ama testi yaparken bölüm 1, bölüm 2 diye gitmeyecek. Devamlı aralıksız akıp gidiyor olacak. Siz yaparken fark edeceksiniz ki işte ilk başladığında herhangi bir çeldirici yok. Yani ekranın ortasında hedef ya da hedef olmayan batıp çıkıyor. Başka hiçbir şey yok. Yani klasik CPT'lerde olduğu gibi.
Ondan sonraki bölümlerde çağrıştırıcılar eklenmeye başlıyor. Yani ekranın ortasında hedef ya da hedef olmayan batıp çıkarken etrafta mesela ilk önce tek bir tane görsel çağrıştırıcı var. Mesela kuş uçacak ama sesi yok. Sadece görsel çağrıştırıcı. O bölüm bitince yine ortada hedef ya da hedef olmayan batıp çıkarken iki görsel çağrıştırıcı olacak. Yani kuş uçacak, bir de Jedi kılıcı böyle oynayacak. Dördüncü bölümde işitsel çağrıştırıcı olacak. Burada hedef ya da hedef olmayan batıp çıkarken ortada, yani bizim kilitlenmemiz gereken istenen şey oyken etrafta bir ses olacak. Mesela o kuşun cak cak kötü bet sesi olacak. Sonra iki bir işitsel çağrıştırıcı olacak. Hem Jedi kılıcının vın vın sesi olacak hem de o kuşun cak cak sesi olacak. Altıncı bölüme geldiğimizde bir görsel bir işitsel çağrıştırıcı olacak. Yani kuş uçuyor olacak, cak cak sesi de geliyor olacak. Yedinci bölüm en kaotik bölüm. İki görsel ve iki işitsel çağrıştırıcı var. Kuş uçuyor, cak cak sesi var. Jedi kılıcı çıkıyor, vın vın onun da sesi var. Sekizinci bölümde hiçbir çağrıştırıcı yok. Yani baktığımızda 1 ve 8'de hiçbir çağrıştırıcı yok. Bu o kadar önemli bir soruya cevap verecek ki aslında diğer hiçbir nöropsikolojik testlerde test uygulayıcısının subjektif gözlemi olabilir. Bu kadar zaman geçtikten sonra mesela kişinin dikkati ne oluyor? Dürtüselliği ne oluyor? Zamanlama becerisi ne oluyor? Hiperaktivitesi ne oluyor? Onun cevabını veriyor olacağız bu ikisini karşılaştırarak. Bunlara bakarak bu ölçümlenen dört performanstan nasıl etkilendi? Mesela görsel çağrıştırıcılardan dikkati nasıl etkileniyor? Sesli çağrıştırıcılardan hiperaktivite nasıl etkileniyor gibi çağrıştırıcıların etkisini konuşabiliyor olacağız. Testin dizaynında belirtmem gereken çok önemli bir konu daha var. Testi yaptıysanız fark edeceksiniz ki böyle ritmik bir şekilde gelmiyor test. Yani hedef ve hedefi olmayan uyarı ritmik bir şekilde gelmiyor. Çünkü beyin ritmi otomatik olarak uyum sağlar, dans etmeye başlar. Bu nedenle aritmik gelir. 8 bölümden bahsetmiştik çeldiricilerin durumuna göre. Bu 8 bölümde eşit sürelidir. Ve her bir bölümde hedef sayısı hedef olmayandan daha fazladır. Mesela çocuk formunda 33 hedef, 20 hedef olmayan görüntü çıkıyor. Yani topladığımızda 53 tane hedef, 52 tane de boş alan var. O 52 boş alan ne demek, ne anlama geliyor söyleyeceğim. Şimdi hedef, hedef olmayan diyelim çıkıyor. Burada 5 tane uyarı var. 1, 2, 3, 4 tane de boşluk alan var. Bu bize zamanlama ile ilgili fikir veriyor olacak. Biraz sonra çok daha iyi anlatıyor olacağım bunu. Çeldiriciler asla ekranın ortasında yer almayacak. Çünkü çeldirici dediğimiz şey kenarlarda olacak. Kefenin öbür yanı, alt, üst ya da kenarlarda ekranın ortasında hedef ya da hedef olmayanlar var. Sesli çeldiriciler nötral sesler olmayacak, dit, bip diye. Çünkü bunlar hemen hop diye beyaz gürültü sınıfına atılır ve söndürülür. O yüzden böyle monoton bir ses olmayacak. Günlük hayatta duyulabilecek sesler olacak. Çocuk formu 15 dakika sürüyor olacak, erişkin formu da 18,5 dakika sürüyor olacak. Moxo neyi değerlendiriyor? Dikkati değerlendiriyor tabii ki. Dikkat, kişinin ortamda verilen görev uyarını bulma, değerlendirme ve doğru yanıt verme becerisidir. Bunda bir hata yaparsa 8 puan kaybedecek. Puanları otomatik olarak bize veriyor olacak test. Dikkati bozuk olan kişilerde klinik olarak ne görüyoruz? Elbette ki kişi göreve odaklanamaz ve kopar. Başta şikayetler tabii ki çocuksa bu, öğretmenin söylediklerini takip etmekte zorluk, kompleks talimatları anlamada zorluk gibi şikayetler olacak. Zamanlama ise görev için ayrılan sürede cevabı verebilmektir. Yani o bir sürü şey içinde görevini bulacak, değerlendirecek, cevap verecek. Bunun için belli bir uygun zaman var. O sürede yapacak. Görevini buldu, değerlendirdi, cevap verdi ama geç verdi. O zaman işte zamanlama dikkati iyi ama zamanlaması bozuk olacak. Eğer böyle bir şey yaparsa bizim testimizde 4 puan kaybedecek. Bununla ilgili vaka örneklerim olacak, özellikle zamanlamayla ilgili.
Dürtüsellik ise mevcut uyarıyı tam değerlendirmeden yasaklı uyarıya yanıt vermektir. Yani uygunsuz cevabı bastıramamaktır. Genellikle basarlar mesela kupasına basacak. Kupası değil de işte karo işaretleri var kenarda. Basar ay der. Ama o cevabı vermiş olur. Eğer böyle bir şey yaparsa 10 puan kaybediyor olacak. Hiperaktivite ise motor cevabı düzenlemekte bir bozukluk. Order'da bir kere bas var. Bu tak tak birden fazla kere basmayı basma durumunda hiperaktiviteden puan kaybedecek ve böyle bir şey yaparsa 10 puan kaybedecek. Şimdi bu slide en sevdiğim slide. Bütün bu anlattığım sistemi çok güzel özetliyor. Diyelim ki çocuk yapıyor. Onun hedefi bu. Ve ekranda diyelim bu görüntüler ya yarım saniye, ya bir saniye, ya üç saniye kalıyor olacak. Diyelim ki burada bir saniye ekranda kaldı. Ya da erişkin yapıyor. Kupası çıktı ona. Bir saniye ekranda kaldı. Hemen akabinde işte o boşluk anı. Bir uyarı çıktı. Ardından bir boşluk var. Eşit süreli. Yani buradaki kart, hedef ya da hedef olmayan fark etmez. Ne kadar süre ekranda kaldıysa hemen ardından o kadar süre bir boşluk var. Yani ekran beyaz o sırada. Ya da hedef olmayan uyarı çıkıyor. Mesela çocuk için, çocuk form için bu zürafa, erişkin için bu kupası. Ne kadar süre ekranda kaldıysa hemen ardından o kadar süre bir boşluk var. Diyelim ki bizim çocuk yapıyor ve bu suratı görür görmez tak diye bilgisayarın boşluk tuşuna bastı. Ne diyeceğiz? Hop, çok güzel, dikkati iyi ve ona ayrılan sürede henüz ekrandayken bu uyarı bastığı için zamanlaması da iyi diyeceğiz. Ya da erişkin yapıyor, ona kupası çıktı. Yani hedefi çıktı, tak diye bastı, harikasın, dikkatim ve zamanlaman çok iyi. Bunlar kalktı, ardından eşit süreli boşluk anında bastı. Ne diyeceğiz? Tabii ki dikkati iyi, hedefi buydu ve doğru bastı. Ama zamanlamadan üzgünüz, puan kaybedeceğiz. Ya da bastı, çok güzel, ilk başta elimle gösteriyorum, pardon. Bunu gördü, bastı ya da eşkin yapıyor kupasını gördü, bastı. Çok güzel, dikkat ve zamanlama, ekrandayken bastıydın. Ama bir kere basacaktın, ne yaptın yahu? Çok kere bastın, hiperaktiviteden puan kaybedecek. Ya da hedef olmayan görüntüye bastılar bunlar. Hop, dürtüsel yanıt verdin, puan kaybedeceksin. Boşluk anda bastın, yahu gene dürtüsel yanıt verdin. Çok kere bastın, hiperaktif yanıt verdin. Testin altında giden algoritma bu. Yani bizde sayılar, grafikler buna göre şekilleniyor olacak. Test bitti diyelim. Hemen test sonuçlarını görüyor olacağız. Test sonuçlarında iki tane grafik var. Bunlardan biri kişi profili, diğeri ise performans grafiği. Kişi profili biraz amiyane olacak ama millete göre nasılsın onu söylüyor olacak. Yani tanı koymada kullanacağımız parametreleri bize sunuyor olacak. O yaş ve o cinsiyete göre bir kıyaslama var bunda testin database'inde. Yüzlerce o yaş ve o cinsiyet için bir havuz var. Bu havuza göre, yani kendi yaş ve cinsiyetine göre bir karşılaştırma var. Burada dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite için 4 tane derece görüyoruz. 1, 2, 3 normal sınırlar içinde. 4 ise artık istatistiksel olarak anlamlı bozuk demek. Bunun için bir kutucukların içinde sayılar görüyor olacaksınız. Bunlar Z skorları. Z skorları ortalamadan kaç standart sapma ötede onu söyleyen bir şey. Yani bu keyfe keder ayrılan bir cut-off değerleri değil, istatistik değerlere göre, anlamlı değerlere göre ayrılmış. Ve eğer bir parametre 4'te ise, yani istatistiksel olarak anlamlı bozuk seviyede ise, burada hiperaktivite öyle. Hemen altında bir şiddet barı var. Bu da 4 dereceli. 1, 2, 3, 4. 4 artık iyice normallerden uzak demek. Bu iyice bozuk demek. Performans grafiği ise artık millete göre nasılsın uğraşmaz. Kişinin ta kendisi akıp giden zaman eklenen çeldiricilerle bu 4 performansı nasıl değişiyor onu söyler. Yani o kişinin dikkat özelliklerini tanımakta
kullanırız. Öyle ki bir kişide dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yoktur. Burada her şey harika, güllük gülistanlıktır. Kendi yaş ve cinsiyetine göre normaldir her şey. Ama bir bakarsınız, görsel çeldiricilerle dikkati bozulur. Yani görsel çeldiriciler geldiğinde kendisini en iyi performansını gösteremez. Yani bu o kişiyi tanımakta kullandığımız ve bu yönde çalışmamız gereken yönlerin ipucunu bulduğumuz grafik olacak, örneklerini görüyor olacağız. Şimdi kendi yaş ve cinsiyetine göre kıyaslanır dedim. Çünkü insanoğlu maalesef immatür bir beyin olarak doğuyor. Hem de oldukça immatür bir beyin olarak doğuyor. Ve bu matürasyonunu 20'li yaşlara kadar sürdürüyor. Özellikle frontal lobun toparlaması, organizasyonunu tamamlaması, biliyorsunuz ergenlik dönemini bitirmesi, yani 24 yaşa kadar devam eden bir şey. Dolayısıyla bizi bu matürasyona göre değerlendirmeliyiz. 20'den sonra belli bir süre umarım bu stabil kalıyor. Ondan sonra da her şey daha kötüye gidiyor, bayır aşağı gidiyor. Dolayısıyla her yaşın kendi normali var ve tabii ki cinsiyetin ona göre değerlendiriliyor test. Evet, kişi profilini böyle bir daha yakından bakalım. Biraz önceki çok minikti. Böyle toplumun bir dağılımı var. Bir mesela attention bir demiş burada. En iyileri, o grubun en iyileri. Timing zamanlama 2 demiş burada. Yani ortalamada şu cutoff değerleri Z-skorları için. Bunlar tabii ki evrensel değerler. Dürtüsellik 3'müş burada. Yani normaller içinde ama artık normallerin kötüsü bir tık düşse bozuk diyeceğiz. Muxa için hani şurada bu da bir klinik anlamı var. Mutlaka dikkat edelim. Hiperaktivite 4 bozuk ve şiddet seviyesi 4. Hani bir de o olabilirdi. Bir olaydı daha şuralara yakın, yani sarıya yakın olacaktı ama 4 iyice o zaten, yani iyice bozuk olduğunu anlıyoruz. Yani şöyle ayırabiliriz. Birse bir parametre en şahaneleri, o yaş, o cinsiyetin en iyileri. 2 ise ortalama, 3 ise zayıf performans, 4 ise artık bozuk anlamında değerlendireceğiz. Burada bir örnek var. Dikkati bozuk, işte görüyorsunuz. Ve şiddet seviyesi 4, oldukça bozuk. Zamanlaması 2 iyi, yani ortalamada. Dürtüselliği o yaş, o cinsiyetin en şahanelerinde. Hiperaktivitesi ama bozuk. Şiddet seviyesi 1, hani normallere biraz daha yakın ama elbette ki bozuk. Bunu bu grafiği biliyorsunuz, tanıya yardımcı olarak kullanıyoruz. Şimdi kişi profili, yani bu profilde karşımıza 3 tane olasılık çıkacaktır. Bir ya da birden fazlası normal dağılımın dışında, yani kırmızıda. Bir ya da birden fazlası şurada. Bir ya da birden fazlası herkesken zaten 4 tane parametre: dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite. İkinci olasılık, hiç kırmızıda bir şey yok. Ama bir ya da birden fazlası şu sarıda. Hani buraya bir şerh koymuştum ya, hani gene de bir anlamı vardır. Klinikle birlikte değerlendirirken bunun da bir anlamı vardır dediğim şey. Bir ya da birden fazlası şu sarıda. Ya da bütün performanslar ya şahane ya ortalamada, yani 1 ve 2'de ne sarısı var ne kırmızısı var. Bu 3 olasılıktan biri karşımıza çıkacak. Bunlara bakarsak nasıl oluyor? Şimdi bir ya da birden fazlası normal dağılımın dışında, yani kırmızıdaysa ne demek, ona bakıyoruz. Bir ya da birden fazla performans normal dağılımın dışında ise bu kişinin çok büyük olasılıkla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı alır. Yani rapora da şöyle yazabiliriz. Dikkat performansı norm grup ile karşılaştırdığında şu performansı ya da performansları normallerden farklıdır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olma olasılığı yüksektir. Bu yönde ileri inceleme, tabii ki ileri inceleme derken klinik olarak daha ileri inceleme yapılmaktadır. Biliyorsunuz hiçbir hastalığın tanısı psikiyatri olsun ya da psikiyatri dışı olsun tek bir tool'la, tek bir şeyle kolay kolay konulmaz.
Evet, bunlara örneklere başlayalım. Bir ya da birden fazlası kırmızıda. İşte böyle. Bu güzel bir örnek seçmemişim. Burada bir tane de sarısı var ama yani şeyi karşılıyor. Burası neymiş? Şimdi bakalım. A4, dikkati 4. Hem de çok bozuk, şiddet seviyesi de 4. Ne demek bu? Kişinin hedef uyaranı, çocuksa o sevimli surat, erişkinse kupası, o yaş ve cinsiyet grubu normallerine kıyasla oldukça az yanıt verdiğini anlıyoruz. Yani hedefi çıkıyor da yanıt vermiyor. Onu anlıyoruz. Timing'i, zamanlaması 4'müş, şiddet seviyesi de 4. Yani oldukça bozuk. Ne diyoruz? Diyelim ki bu hedefi çıktı teste. Zaten birçoğuna yanıt vermiyor. Yanıt verdiğine de geç yanıt veriyor. Yani ekrandayken değil, o boşluk anında yanıt veriyor. Zamanlaması da bozuk. Dürtüselliği 2'ymiş. Ha, ne demek? O yaş, o cinsiyet grubunun normalleriyle, ortalamasıyla uyumlu demek. Hiperaktivitesi 3'müş. Kendi yaş grupla, cinsiyet grubuyla uyumlu ancak hani o şer koyduğum sarıda. Yani şöyle bir kodlama var. A4, S4. Dikkati bozuk, çok bozuk. Timing'i 4, S4. Yani çok bozuk. Dürtüselliği 2 ortalamada. Hiperaktivitesi 3, zayıf. Bu kişinin hedef uyarana yanıtı az ve verdiği yanıtlarında çoğunun geç olduğunu, hep bir de yani birden fazla kere basmaya meyilli olduğunu görüyoruz. Hiperaktivitesi de 3 olduğu için işte bu kişi klinikte destekliyorsa büyük olasılıkla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olur. Bir başka örnek, dikkati bakın 1, şahane, en iyilerinde ama zamanlaması bozuk, şiddet seviyesi 2, dürtüselliği bozuk, şiddet seviyesi 4, hiperaktivitesi bozuk, şiddet seviyesi 1. Yani dikkati iyi. Zamanlaması kötü, yani uyarılara, hani hemen hemen hepsine yanıt veriyor, bu hedefimdi diyor ama çoğuna geç yanıt veriyor. İşte bu kişiler klinik olarak dikkati aslında iyi olmasına rağmen dışarıdan gözlemlendiğinde çıktı, yavaş olduğu için dikkatsiz olarak algılanıyor. Evet, dikkat bu kişiye dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dendi. Evet. Ama baksanıza, yeterli zaman verilse ona belki de böyle bir şey ortadan kalkacak. Yani Moxo bu bir uyarı, bir boşluk, bir uyarı, bir boşlukla zamanı sündürerek bakan bir şey. Ama gerçek hayat öyle değil ki. Ama gerçek hayatta buna ek bir süre verilse daha iyi olur, öyle değil mi? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun bir raporu, yani resmi bir raporu olduğunda bütün sınavlarda daha uzun süre veriliyor değil mi? İşte bu liseye geçiş sınavı, üniversite sınavlarında yarım saat yanlış hatırlamıyorsam daha fazla zaman veriliyor bu dayanak nedeniyle. Devam edelim. Dikkati şahaneydi, zamanlaması bozuktu, dürtüselliği 4'tü. Yani hedef olmayana da hedefmiş gibi yanıt veriyordu. Hedefini kaçırmıyor ama tak tak hedef olmayanlara da yanıt veriyor ve hiperaktivitesi de 4. Yani bir kere basacaktın ya, çoğunlukla pop birden fazla kere basıyor. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Bu kişi hedefi kaçırmıyor ama hedefe geç yanıt veriyor. Hedef olmayanlara da hedefmiş gibi yanıt veriyor dürtüsel ve birden fazla tuşlama yapıyor. Bu kodda bunu anlıyor olacağız. Şimdi ikinci bir seçenek, performans grafiğini, kişi profilini değerlendirmekte neydi? Bir ya da birden fazlası kırmızıda. Bunu bitirdik. İkinci olasılık, kırmızıda hiçbir şey yok. Yani kırmızısı yok. Ama bir ya da birden fazlası sarıda. Hani şerh koyduğumuz normal sınırlar içinde ama normallerin kötülerinde. Şimdi ne demişim burada? Her ne kadar istatistiksel anlamlı bozukluk olmasa da zayıf performansın da bir anlamı vardır. Yani klinikle birlikte çok iyi değerlendirin. Bu kişilerde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı dışlanamaz. Bu durumda tanıya yardımcı diğer yöntemler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ve rapora da şöyle yazabilirsiniz. İşte bilmem kimi. Şu hiçbir performans normallerden farklı değildir ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olma olasılığı düşüktür. Yine de işte şu performans ya da performansların zayıf olması nedeniyle ileri inceleme yapılmalıdır. İleri inceleme yaparken hani bir dur, yutkun, daha izle, elini güçlendir, başka veriler topla. Örnek, dikkati şahane, dürtüsel, zamanlaması 3. Hop, işte bahsettiğim konu, yavaş. Yani istatistiksel anlamlı değil ama yani hızı çok iyi değil.
dürtüsel ya ortalamada, hiperaktivitesi ortalamada, zamanlaması zayıf performans. O yüzden bu kişiyi daha dikkatli incelemek lazım. Bir başka özellik, dikkati şahane, zamanlaması ortalama ama dürtüsellik ve hiperaktivite sınırda. Üçüncü olasılık neydi? Her şey mükemmel, yani her şey ya birde ya ikide, ya en iyisinde ya ortalamada. Bu gruptaki bireylerin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olma olasılığı çok azdır. Bu kişi ya da kişilerin yani böyle semptomları varsa başka problemler mutlaka araştırılmalıdır. Ben daha dün bir arkadaşımın oğluna, 6 yaşını yeni bitirmiş, klinik olarak 4-4'lük dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve kanıtlanmış olarak oldukça ileri bir zeka seviyesi vardı. Ona MOXO testi yaptığımda aslında bütün performansları birde çıktı. Çok iyi çıktı. Çünkü ben buraya yaşına girdim ama bu çocuğun benim hayatımda gördüğüm en ileri zekaya sahip çocuklardan bir tanesiydi. 6 yaşa göre değil, belki 9 yaşa göre değerlendirmek gerekiyordu çocuğu. Dolayısıyla biz bir testi yaptığımızda mutlaka klinik ve o hasta bazında, o kişi bazında, hasta demeyeyim, o kişi bazında değerlendirmemiz gerektiğini unutmayalım lütfen. Şimdi her şeyin şahane olduğu bir örnek. Dikkati iki ortalamada, zamanlaması şahane, dürtüselliği ortalamada, hiperaktivitesi şahane. Bu kişinin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olma olasılığı oldukça az. Zaten bu da okulda dikkat özelliklerini belirlemek için okulda yapılmış. Dikkat özelliklerini belirleme, biraz önce dediğim gibi işte her şey şahane ve iyi olabilir ama bu kişi diyelim ki sesli uyarılarla dikkati bozuluyor olabilir. Dolayısıyla performans grafiğinin de oldukça önemi var günlük hayatta. Evet, performans grafiği. Aslında bu eğitimin en büyük bölümünü bu performans grafiğini değerlendirmek oluşturuyor. Eskiden dediğim yaklaşık bir yıldır bizim otomatik raporumuz var. Yani testi yaptığınız an otomatik olarak yazılı bir yorumlama da göreceksiniz. Bu yazılı yorumlama yokken bizim bir tam gün alıyordu bu performans grafiğini değerlendirmeyi öğretmemiz ve ondan sonra da kişilere sertifikayı vermek için en az 5 tane testi doğru yorumladığına emin olmamız gerekiyordu. Bize gönderiyorlardı ve tek tek kontrol ediyorduk. Eğer doğru yorumlanmıyorsa sertifikayı daha geç veriyorduk. Yine birkaç test yapıp birlikte yorumlayıp iyice öğretiyorduk. Bu bizim için de çok zordu. Herkes için çok zordu. Artık bir yıldır otomatik raporla birlikte her şey çok daha kolay. Ve ben burada bu eğitimde şimdi 2 saatlik planladığımız eğitimde bu raporu nasıl algılamamız gerektiği üzerine olacak. Ama hani bu otomatik rapor da nereden geliyordu diye bu biraz burada anlatıyor olacağım. Performans grafiği böyle bir şey. Yani kişi profili bir grafiğimizdi. Bu da ikinci. Akıp giden zaman var. O burada x ekseninde. Ve bu zamana göre eklenen çeldiricilere göre ayrılmış 8 tane bölüm var. Bu x ekseni üzerinde. Y ekseni üzerinde de puanlar var. 100'den 0'a. İstenen her şey yukarıda. 100'e yakın olmasıdır. Mükemmel. Öyle bir şeydir. Şimdi biz bu performans grafiğine baktığımızda bu 4 performansın, dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivitenin zaman içinde nasıl gittiğini, çeldiricilerle nasıl değiştiğini ve bunların birbirlerine göre korelasyonlarını öğreniyor olacağız. Ve bunu biz tanı koymak için değil performans grafiğini, o kişinin dikkat özelliklerini anlamak için kullanıyor olacağız ve nerede nasıl yardım edebiliriz, onu planlamada bize guide olacak. Biliyorsunuz beyin böyle karaciğer, böbrek gibi değil. Yani onu eğitebilirsiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Belli eğitimlerle, kognitif rehabilitasyonlarla, benden daha iyi bildiğiniz üzere beyin önemli ölçüde toparlayabiliyor. Dolayısıyla bu kognitif rehabilitasyonu nasıl yapmamız gerektiğini, nerede neye ihtiyacımız olduğunu bunu kullanarak söylüyor olacağız.
Bunu akademik olarak bir öğrencide kullanabilirsiniz. Erişkinde bir iş ortamında yapacağı işte kullanabilirsiniz. Mesela son bir yıldır sporcularda da kullanılıyor Türkiye'de. Aslında baktığımızda benim iyi bir sporcu olduğum söylenemez. Sporla da şimdiye kadar çok ilgilendiğim de söylenemez kendim. Fakat şimdi baktığınızda Ronaldo sadece top oynayarak Ronaldo olmuyor. Kognitif bir sürü süreçlerden de geçiyor değerlendirmeden ve bunun üzerine de egzersizler yapıyor. Eylem Şenkal'la bir müddet çalışma fırsatını bulmuştum. Psikolog, spor psikolojisi üzerine İngiltere'de eğitim almış ve İngiliz kulüplerinde çalışmış. Oradan öğrendiğim şeyler de gerçekten beni vizyonumu çok geliştirdi. Bir sporcu düşünün, özellikle takım sporu oynayan birini, doğru zamanda doğru yerde olması gerekiyor ve doğru karar vermesi gerekiyor. İşte bu frontal network sendromunun harika işlemesiyle gerçekleşen bir şey. Sadece top oynamakla olmuyor. Mesela uygunsuz cevabı bastırması gerekiyor. Bütün tribünlerden iyi ya da kötü yönde bir uyarı gelirken işine konsantre ol, oyuna konsantre olması gerekiyor, onu söndürmesi gerekiyor, dürtüsel olmaması gerekiyor. Bütün bunlar kognitif bir mükemmel işleyen bir süreci gerektiriyor. Ya da bir erişkin düşünün, bir mesela güvenlik görevlisini düşünün, havaalanında X-ray'in başında duran kişiyi düşünün, bir sürü gelen giden kaotik bir görsel uyarı ve sesli uyarı anonsların içinde, orada çantanın içinde tehlikeli bir şey var mı yok mu kaçırmaması gerekiyor. Bunun için oldukça önemli, öyle değil mi? Performans grafiğini değerlendirirken şimdi, burada belli renklerde göreceğiz bu çizgileri. Mavi her zaman dikkati, yeşil zamanlamayı, kırmızı dürtüselliği, sarı da hiperaktiviteyi temsil ediyor olacak. X ekseni üzerinde eklenen çeldiriciler ve tabii ki zaman içinde ilerlemesini görüyor olacağız. Burada da puanları görüyor olacağız. Her performans 100 puanla başlıyor her bir bölüm için. Hata yaptıkça puan kaybediyor. Bu ne demek? Şöyle. Özellikle burada kırmızı ve sarı, yani dürtüsellik ve hiperaktivitede dikkatli olun, bir yutkunun, bir düşünün. Çünkü bu pozitif semptomlarda yüksek puan sanki kötüymüş gibi algılanıyor. Beynimiz otomatik öyle düşünüyor. İşte diyelim ki dürtüsellik 80. Oo, çok dürtüsel. Hayır, çok dürtüsel değil. Sadece 10 puan kaybediyordu ya dürtüsellikte ve hiperaktif hatalarda. 2 tane hata yapmış. Ya da hiperaktivitesi 100. Çok kötü. Hayır, hiç kötü değil. Mükemmel. Hiç hata yapmamış, hiç puan kaybetmemiş anlamındadır. Özellikle buna dikkat ediniz. Mesela. Şimdi her performans her bölüme 100 puanla başlar. Hata yaptıkça puan azalır. Kafamda bu yazıldı. Hiperaktivite ve dürtüselliğe de dikkat edeceğim. Bu da kafama yazıldı. Bir üçüncü özellik daha var. Y eksenindeki ilk skorlar. Şuradaki gördüğünüz ilk skorlar. Birinci bölümün bittiği andaki skorlardır. Yani birinci bölüm neydi? Hiçbir çeldirici yoktu. Hedef ya da hedef olmayan batıp çıkıyordu. Buradan başlayacaksınız. Mesela. Evet. Y eksenindeki mavi yüzde. Ne anlıyorum? Hiçbir hedefi kaçırmamış. Hepsini paşalar gibi basmış. Zamanlama yeşil. Puanı 64'müş. Gerçek testte böyle mouse'la üzerine geldiğinizde tam nümerik sayıyı göreceksiniz. Ben öyle yazmışım nümerik değeri. 64. Demek ki birçok hedef için hedef kalktıktan sonra basmış ki zamanlamasını yüzden 64'e düşürmüş. Ama bakın hiçbir hedefi kaçırmamış. Hepsine basmış. Ama birçoğuna geç basmış. Dürtüsellik kırmızı. Puanı 100. Demek ki bir tane hedef olmayana da hop hedefmiş gibi basmış. Hiperaktivite puanı 100. Demek ki hiç çoklu tuşlama basmamış, yapmamış. Hepsine efendi gibi bir kerecik basmış. İlk bölümünün skorlarından bunu anlıyorum. Bu slaytımı çok seviyorum. Bu slaytta bakarsanız bu performans grafiğiyle bu performans grafiği birebir
Aynı. Çünkü bana şöyle sorular geliyordu. Ya Dr. Hanım işte bakıyoruz birbirine çok benzeyen performans grafiklerinin kişi profilleri acayip farklı. Bir problem. Hayır bir problem yok. Bakın bu 7 yaş kız çocuğu. Böyle bir test sonucu çıkaraydı mükemmel olacaktı. Zamanlaması böyle ama zaten 7 yaş kız çocuklarının en şahaneleri böyle bir skor yapıyor. Dolayısıyla bu timing, zamanlama mükemmel. Ama bunu yapan 23 yaşında bir erkek olaydı zamanlama korkunç kötü olacaktı. Yani bozuk hem de çok bozuk olacaktı. Şiddet seviyesi de 4. Çünkü 23 yaş erkeklere göre bu performans kötü bir performans. O yüzden performans grafikleri şekil olarak birbirine benziyor ama kişi profilleri farklı sorusunun cevabı bu olacak. Birkaç performans grafiğine yakından bakalım. Şimdi burada ben yeşil yani zamanlama üzerinden bir not yazmışım. Şimdi her bölüm 100 puanla başlıyor. Her performansa 100 puan veriliyor. Puan kaybettikçe sayılar da düşüyor. Yani hata yaptıkça sayıları düşüyor. Şimdi burada birinci bölümün bittiği andaki ya yani yeşil renk zamanlama bakmışım 96'ymış. Zamanlama da hata yapınca 4 puan kaybediyordu. Yani ne anlıyorum ben? Birinci bölümde yani hiçbir çeldiricinin olmadı. Birinci bölümde bir taneyi geç yanıtına basmış. Yani ekrandan kalktıktan sonra basmış. Şimdi burada görsel tekli çeldirici var. O bölümün sonundaki skoru bu. Şöyle algılamayın lütfen. Buradaki skorunu böyle buraya taşıdı diye düşünmeyin. Bu bölüm için gene zamanlamasına 100 puan verilmişti. O hata yaparak buraya düştü. Biz grafik olsun diye bu noktaları çizerek birleştiriyoruz. Bu bölüme geldiğinde, üçüncü bölümde yani iki görsel çeldiricimi olan bölümde gene ona 100 puan verildi. Bu kadar hata yaparak buraya düştü. Mesela burada bir tane hata yapmıştı, 96'ydı. Burada görsel tekli çeldirici çıktığında skoru 64'müş. Yani 36 puan kaybetmiş. 4 puan kaybettiği için her yanlışta 9 taneye geç yanıt basmış. Geç yanıt vermiş. Sonra buradaki puanını buraya taşımadı. Bu bölüm için gene ona 100 puan verildi. Bu azalta azalta buraya geldi. Grafiği okurken bu oldukça önemli. Bir başka örnek dürtüsellik. İşte birinci bölümün sonunda bu puanı 70'miş. Dürtüsellik hatalarında 10 puan kaybediyordu. Demek ki 3 tane hedef olmayanı sazan gibi atlamış, yanıt vermiş. 70'e düşürmüş puanını. İkinci bölüm için yani tekli görsel çeldirici olduğu gene 100 puan verilmişti. Gene 3 hata yapmış. Gene 70'e düşmüş. İki görsel çeldirici olan yerde bu sefer 60'a düşürmüş puanını. 4 taneye hedefmiş gibi yanıt vermiş. Burada gene 100 puan verildi. 3 hata yapmış. Buraya düşürmüş. Yani bu şekilde ilerliyor performans grafiği. Hiperaktivite için örnek vermişim. 100 burada. Demek ki hiç çoklu tuşlama yapmamış. Puanı 100. Burada da öyle. Burada da öyle. Burada da öyle. Burada iki tane işitsel çeldirici geldiğinde çoklu tuşlama yapmış bir kere. Bir taneye. O yüzden 90'a düşürmüş puanını. Böyle okuyoruz. Performans grafiğine bakarken biz 4 tane stratejik soru soruyoruz. Bunlardan bir tanesi zaman ilerledikçe performanslar nasıl değişiyor? Bu o kadar önemli bir soru ki. Bir çocuk oturdu derse başladı ne kadar zaman ilerledikçe nasıl değişiyor? İki, eklenen çeldiriciler performansları etkiliyor mu? Dikkati, zamanlaması, dürtüselliği, hiperaktivitesi değişiyor mu? Üç, şimdiye kadar bahsetmediğim bir soru. Güçlü fluktüasyon var mı? Anlatacağım. Dört, performansların birbirleriyle korelasyonu nasıl? Bundan da şimdiye kadar bahsetmedim. Bahsedeceğim. Şimdi bu dört soruya göre performans grafiğini yorumluyoruz. İlk soru, zaman ilerledikçe ne oluyor? Ne olabilir? Yani zaman ilerledikçe bir performans daha iyi olabilir, daha kötü olabilir, stabil seyredebilir. Stabil seyretmek iyi seyretti demek anlamında değildir. Kötü başlamıştır, kötü devam etmiştir, kötü sonuçlanmıştır. O da bir stabildir ama kötünün stabili. Bunu
Şimdi bu slide, bunları yazmak zorundayım. Size de gelecek böyle delta y'ler, artı eksiler falan, böyle insanın bir kalbini darlıyor. Onları hiç okumayayım. Şöyle resim üzerinden daha güzel olacak. Mesela bu performans grafiğinde sadece zamanlama var. Yeşil. Diğerlerini böyle basmışım, silmişim. Siz de testi yaptığınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Zaman içinde ne oluyor sorusuna, bir birinci bölümün sonundaki skorla sekizinci bölümün sonundaki skor karşılaştırıyoruz. Burada 70'miş, burada 60'mış bittiğinde. Hiç araya bakmıyorum. Dağ tepeye çıkmış olabilir, dibe batırmış olabilir. Sadece şu başlangıç ve sondaki skoru karşılaştırıyorum. Burada genel olarak 0-10-20 kuralı var. Bu 0-10 arasında ise sabit, yani stabil. Ondan daha büyükse değişti diyoruz. Özellikle 20'den daha fazla bir değişiklik varsa da belirgin değişti diyoruz. Şimdi burada 60'dan 80'den 60'a düştü. Eksi 20, yani delta y 20 değişti. O zaman diyorum ki ben zaman ilerledikçe bu kişinin zamanlama becerisi, yani uyarıyı alıp değerlendirip cevap verme süresi kötülemiş. Gittikçe yavaşlamış. Zaman ilerledikçe yavaşlıyor. Burada dikkat var. Başlangıç ve sonucu kıyasladığımda delta ya 8'miş. Yani 0-10-20 kuralında bu 0-10 arasında değişikliği stabil diyordum. O zaman diyeceğim ki dikkatin başlangıçta neyse bitişte de o düzeydeydi. Yani stabil seyretti. İyiyse iyi, kötüyse de kötü. Buradaki örneğim neye yapmışım? Dikkat üzerine yapmışım. Bakmışım mavi. Birinci bölümdeki bittiği andaki skoru yüzmüş. Buradaki peraktiviteyle üst üste, o yüzden çok net seçilmiyor. Yani hiçbir hedefi kaçırmamış. Hepsine basmış. Bittiği andaki skoru ise 92'ymiş. Bir tane hata yapmış. Dikkat hatası yaptığında 8 puan kaybediyordu. Baktığımda bunu 100 ile 92'yi kıyasladığımda artı eksi 10 içinde bir değişiklik olduğu için ona dikkati stabildir diyeceğim. Ben artık demeyeceğim. Otomatik rapor zaten bunu yazıyor olacak. Hiperaktiviteye bakalım. Başlangıçta 80'miş, yani 20 puan kaybetmiş. Bittiği andaki skoru ise 30'muş. Yani 7 tane hata yapmış. Bu delta y 80'den 30'a düşmüş. Yani belirgin bir şekilde hiperaktif yanıtları artmış. Burada dürtüsellik var örnek olarak. Kırmızıda başlangıçtaki skoru 20'ymiş. Yani o kadar fazla dürtüsel hata yapmış ki, yani 8 tane. Ama bakın bittiği andaki skoru 90. Sadece bir tane hata yapmış. Yani zaman ilerledikçe dürtüsel yanıtlar azalmış. Düşünün, bu bir çocuk. İlkokula gidiyor. Çok dürtüsel. Hiç durmuyor. O tarafa bu tarafa atlıyor. Öğretmeni kesiyor. Öğrencileri dikkatini dağıtıyor. Öğretmen de böyle bir gerilime girse her şey kaotik ve kötü olacak. Oysa ki onun öğretmeni, ya bir ilk 5 dakika görme bu çocuk toparlayacak demek çok önemli bir bilgi. Zaman içinde bu çocuk daha iyi oluyordur düzelliği. Bir başka örnek, bakın dikkati böyleymiş, böyle olmuş. Ne diyeceğiz hemen, dikkati zaman içinde belirgin bozuldu diyeceğiz. Zamanlaması da öyle keza. Geldik çeldiricilerin etkisine. Yani 4 tane soru soruyorduk performans grafiğine. Zaman içinde ne oluyor? 2, eklenen çeldiricilerle ne oluyor? Bu slaytı okurken benim bile kalbim darlanıyor. O yüzden okumayacağım, şekil üzerinden gideceğim. Buraya çok dramatik bir örnek koydum. Mavi dikkat. Bakın istediğimiz her şey böyle tepede olması, yukarılarda olması. Bu da iyiymiş başlangıcı. Baksanıza dikkati 100, hiçbir şey kaçırmamış. Buralarda da her şey şahane. Ama ne oluyor burada yahu? Yani burada böyle hop diye dikkati bozuyor. Bu kişinin bu arada dikkat eksikliği yok. Hani kişi profiline baktığımızda kendi yaş ve cinsiyetiyle uyumlu. Ama baksanıza görsel uyarılar yeri. Bu tekli görsel uyarı, ikili görsel uyarı. Görsel uyarılarla dikkati ciddi bozuluyor. O zaman bu kişi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu değil. Ama öğretmeni bunu sınıfın arka ucuna oturtmasın ya da pencere kenarına oturtmasın ya da bu kişi erişkinse, açık ofiste çalışırsa mesela dikkati bozuk olur. Ya da bu kişi güvenlik görevlisi olmasın, ya görsel uyarılar geldiğinde dikkati bozuluyor. Yani kendisinin en iyi performansını göstermiyor. Bir başka örnek, bu kişide dikkat eksikliği var. Başlangıçta bakın dikkati öyle böyle şöyle 70'lerde. Bakın bittiği anda çok daha iyi ama baksanıza görsel çeldiriciler geldiğinde bozuluyor.
İşitsel çeldiriciler geldiğinde bozuluyor. Karma çeldiriciler geldiğinde bozuluyor. Bunu yaparken şöyle yapıyoruz. Şimdi görsel çeldirici iki tane var değil mi? Teklisi, ikilisi. Sesli çeldirici de öyle. Tek sesli, iki sesli çeldirici. Karma çeldirici bir görsel, bir sesli. Kombine karma çeldiricilerin yedinci seviyesi de iki görsel, iki sesli çeldirici var. Sorumuz şu. Mesela görsel çeldiriciler geldiğinde ne oluyor? Bunu cevaplamak için buradaki skoru en baştaki skorla karşılaştırıyoruz. Kötü değil mi? İkinci skoru gene bakın bununla değil ha sakın. Gene en başla karşılaştırıyoruz. Gene çünkü bu bölüm için gene ona 100 puan verilmişti. Hop 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 düşürerek buraya geldi. Bunu da en birinci seviyeyle karşılaştırıyoruz. Daha kötü. O zaman görsel çeldiricilerle dikkati bozuluyor diyeceğiz. Sonra sesli çeldirici tekli. Bunu en başla kıyaslıyoruz, daha kötü. Bununla kıyaslamıyoruz. Gene en başla kıyaslıyoruz, daha kötü. O zaman sesli çeldiricilerle de daha kötü oluyor diyoruz. Bakın bu bizim vakalardan bir tanesi. Bu genç bir kız, annesiyle papaz olmuşlar, müzikle çalışıyor. Bakın, o dikkati böyle, zamanlaması böyle başlamış. Aa diyorsun ne güzel bak 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 burada ne güzel toparladı diyorsun. Bu toparladığı yerler sesli çeldiricilerin geldiği yerler. O, bu kişi sesli çeldiricilerle dikkati ve zamanlaması çok daha iyi oluyor. Bu çocuk müzikle çalışıyorsa çalışsın. Bazıları var mesela benim eşim havaalanında, bekleme salonunda böyle çok önemli raporlarını yazabilir. Ben yani odada biri olsa kesinlikle dikkatim dağılır. Mesela sıkı sıkı tembihledim kızıma bu eğitim sırasında sakın ha salona girme diye. Çünkü girdiği anda benim dikkatim ciddi şekilde bozuluyor. Ama bazı kişiler için böyle bir etki söz konusu değil. Evet, performanslarda fluktüasyon var mı? Şimdiye kadar hiç bahsetmedim. Açıkçası ben bu eğitimi alırken, Moxo eğitimini, yurt dışından iki kişi geldi. Bana bunun eğitimini verdiler. Anladın mı? Anladın. Eyvallah gittiler. Ertesi gün ben test yaptım ve kaldım. Ne çeldiricileri değerlendirebiliyorum, ne bu hele fluktüasyonda kafayı yiyorum. Sonra biz o zamanlar Zoom yoktu. Skype görüşmesi yaptık ve anladım. Onlar benimki gibi anlatmıyorlardı ama ben şimdi daha iyi anlattığıma inanıyorum. Şimdi en zorlandığım şey de fluktüasyon olmuştu. Şimdiye kadar verdiğim eğitimlerde de en büyük zamanı fluktüasyonlara ayırıyordum. Ama artık şükür ki otomatik rapor buna size hazır bir şekilde veriyor olacak. Fluktüasyon demek dalgalanma demek. Yine bu iğrenç slaytı okumuyorum. Geçiyorum. Bir örnek üzerinden anlatacağım. Burada sarı, hiperaktivite var. Şimdi, fluktüasyon eğrinin yön değiştirmesi demektir. Ben bunu merdiven inip çıkma metaforuyla anlatıyorum. Şimdi diyelim ki, buradan merdiveni iniyor. Çok hızlı inmiş değil mi? Çok dik. Hop 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 iniyor. Burada hızı değişiyor ama gene merdiven iniyor. Bir yön değişmiyor, hız değişiyor. Burada yön değişiyor. Hop 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 yukarı çıkmaya başlıyor. Yön değiştiği yerde bir tane yuvarlak koyuyorum. Birinci fluktüasyon diyorum. Dalgalanma. Yukarı çıktı çıktı çıktı. Bekliyor, 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 bekliyor. Aşağıya inmeye karar verdi. Burada da bir fluktüasyon var. O zaman yani çünkü eğri yön değiştirdi gene. Aşağıya iniyordu. Yukarı çıkmaya karar verdi. Yukarı çıkarken aşağı inmeye karar verdi. Bu yön değiştirmeler bir, iki, üç, dört tane var. Bir tane olsaydı bu dalgalanma hiç umurum olmazdı. Çekip gidecektim. Ama birden fazlaysa bunlar her bir bacağın, şimdi buradaki fluktüasyonun iki bacağı var değil mi? Bu, bu. Bunun da bu, bu. Her bir bacağın delta y'sine yani şu yüksekliğine bakıyorum. Bunlar, bu bacaklar 20'den fazla ise delta y güçlü diyorum. Bu tabii ki 20'den fazla, bu da 20'den fazla, bu da 20'den fazla. 1, 2, 3 tanesi güçlü, 2 tanesi 20'den küçük, güçsüz. O zaman burada güçlü fluktüasyon var diyorum. Güçlü fluktüasyon demek bir performansın test boyunca belirgin artıp azaldığını gösterir. Yani bu da instabil bir durumdur. İnstabil bir durum demek altta ya işleyen başka bir mekanizma var demek. Yani bir çok iyi oluyor, bir çok kötü oluyor. Genellikle de bu durum altta emosyonel bir problem olduğunu düşündürür. Bakın kesin bir şey değildir bu.
Gözlemlerimiz budur. Klinik çalışmalar yapılırsa destek oluruz. Böyle güçlü fluktüasyonlar gördüğünüzde ne bileyim işte depresyon mu, anksiyetesi mi var, akran zorbalığı mı var, ebeveyn baskısı mı var falan biraz kurcalasanız iyi olabilir anlamındadır. Yani güçlü fluktüasyon, ilgili performansın, test süresince belirgin değişkenlik gösterdiğini, yani artıp azaldığını anlatıyor. Bu da stabil olmayan bir durumu gösteriyor. Stabil olmayan halin altında genellikle başka bir problem oluyor. Mesela bu 14 yaşında bir kız çocuk depresyon ve dikkat problemleri nedeniyle getirildi. Dikkati bozuk çıktı kişi profilinde ama baksanıza yani ne kadar büyük dalgalanmalar var, güçlü fluktüasyon. Biz tanı koyarken tek bir testte hiçbir zaman koymuyoruz. Bu çocuğun dikkat problemleri daha önceki döneme ait hiçbir ipucu yok. Yani öğretmeninden, aileden böyle bir şey algılamıyoruz. Ama 14 yaşında hem depresif bulguları var hem de dikkat problemi var. Böyle de bütün neredeyse bütün performanslarda güçlü fluktüasyonu var. Terapiye alınıyor bu çocuk. Sadece psikoterapi sonrası, ilaçlı değil psikoterapi sonrası böyle bir performans grafiği var bu çocuğun. Evet, şimdiye kadar bahsetmediğim dördüncü özellik de korelasyonlar. Dört performansın ikili korelasyonlarından altı tane çıkıyor. Dikkat zamanlama, dikkat dürtüsellik, dikkat hiperaktivite, zamanlama dürtüsellik, zamanlama hiperaktivite, dürtüsellik ve hiperaktivite. Şimdi bunlar birbirlerine göre değişimlerini söylüyor korelasyon. Ne olabilir? Ya pozitif korelasyon olabilir. Pozitif korelasyon ne demek? Biri daha iyi olurken öbürü de daha iyi. Biri daha kötüye gidiyorsa öbürü de daha kötüye gidiyor. Yani birlikte değişkenlik gösteriyor. Negatif korelasyon demek. Biri daha iyiye giderken biri daha kötüye gidiyor demek. Zıt değişkenlik gösteriyor demek. Ya da korelasyon olmayabilir değil mi? Ya pozitif korelasyon vardır ya negatif korelasyon vardır ya da korelasyon yoktur. Şimdi burada dürtüsellik ve zamanlama var. Ve bu grafikte eskiden bunu da epey uzun anlatıyordum. Şimdi otomatik rapor hop diye çıkaracak önümüze. Dürtüsellik ve zamanlama arasında negatif korelasyon var. Şimdi bunu oturup bir yutkunup düşünmemiz gerekiyor. Negatif korelasyon biri daha iyiyken biri daha kötü. Düşünelim. Zamanlaması daha iyiyken yani daha hızlıyken öbürü daha kötü olacak. Daha dürtüsel olacak. Bu o kadar önemli ki düşünün. Bu bir çocuk sınava hazırlanıyor. Maalesef bizim ülkemizde her şey böyle hayati sınavlarla dolu her köşe noktası. Öğretmenin son 5 dakika dedi ve onun 10 tane sorusu var. Hızlanmaya çalıştığında dürtüsel hatalar yapacak. Ya da ilişki patron dedi yarım saat sonra bu rapor önümde olsun. Ben bir sürü hata yapacak, dürtüsel hatalar yapacak ya da ters olacak falan filan iyi yönetemeyecek durumu demek. İşte beyni bir sorunu iyi tanımlarsak nereye nasıl müdahale edeceğimizi şekillendirebiliriz. Bir başka özellik zamanlama ve hiperaktivite arasında dikkat ve hiperaktivite arasında negatif korelasyon var. Ne demek? Biri daha iyiyken biri daha kötü. Yani dikkati daha iyiyken daha hiperaktif. Düşünün ki bu çocuk öğretmen ders anlatıyor. Dikkatli olmayı öğretmeni dinlerken kalem çeviriyor, bacağını sallıyor, kalkıp dolaşmak istiyor. Siz bu çocuğu durdurursanız dur yapma dediğinizde de dikkati bozulacak. Böyle gazetelerde görüyorum öğretmen çocuğu pilates topuna oturttu. Her şey daha iyi oldu falan filan diye. Muhtemelen o çocuklar böyle çocuklar. Ya da herhangi bir korelasyon olmayabilir. Peki şimdi buraya kadar genel olarak bize çıkacak olan otomatik rapor nasıl işliyor onun hakkında konuştum. Şimdi... Bir test nasıl başlanıyor onu göstereceğim. Bu arada sonra da kısa teste başlayıp tamamlamayacağım. Çünkü çok vaktimizi alacak. Saat 6'da bitirmeyi planlıyorum. 10-11 tane vaka var. Onu gösteriyor olacağım. Şimdi bunu kapatıp, bu sunumu kapatıp... kaçıncı? 79. slide'daymışız. Bir test nasıl yapılır onu gösteriyor olacağım. Bu arada ekranım görünüyor mu?
nereden göreceğim, görünüp görünmediği için cevapladığınızı. Evet Perda Hanım, görünüyor ekranınız. Tamam, çok güzel. Moxo Türkiye diye giriyorum. Burada. Şunu da küçülteyim. Pardon. Uzman girişi diyorum. Size de bir kullanıcı adı ve şifre gelecek. Bunu yazıp giriş yap diyorum. Daha sonra yeni kişi ekle diyorum. Atıyorum. Erkek olsun. Doğum tarihi çocuk olsun. Yani çocuk formu girsin. 2000 kaç girmeliyim? 2010 diyeyim. Kaydettiğim. Kaydet dedim. Yeni bir test başla diyorum. Bu arada bunu yaparken bilgisayarın arkasında başka uygulamaların açık olmasını pek istemiyoruz. Pek istemiyoruz değil, istemiyoruz. Çünkü onlar açık, testi yaparken yeni bir mail geldi, Trendyol'da indirim var gibi şeylerin gelmesi ölçümleyemediğimiz diğer distraksiyonlar olacak. O yüzden onları istemiyoruz. Kendi telefonumuzda kişinin telefonunu kapatmasını, o da telefonunu kapatmasını, içeri başka birinin gelmesini engellememiz lazım. Bunlar ölçemediğimiz distraksiyonlar olacak çünkü. Eğer çok çocuk küçükse anne ya da baba, işte bakım veren kişi odada kalabilir ama böyle fonda gıkını çıkarmadan, hareket etmeden duracak. Eğer benim şu an yaptığım gibi bir laptoptan yapıyorsanız touchpad'i inaktif hale getirmenizi öneririm. Çünkü çocuğun eli oraya değer ve değerse başka bir tuşa basmış gibi olabilir. Harici hoparlörü kullanıyorsanız böyle 30'larda 40'larda tutmanız ses seviyesini iyi. Ama laptopta kullanıyorsanız ve harici hoparlörünüz yoksa böyle 90'lara 100'lere getirmeniz gerekiyor. Yani biraz volümlü bir ses gerekiyor. İlk önce cihazı kontrol ediyoruz. İleri dediğimde işte boşluk tuşu çalışıyor mu? Bastım, çalışıyor. Hoparlörleri kontrol ediyor. Şimdi ben burada sesimi çok kısmışım. Evet, böyle bir ses, bir ses çıkmayacak sadece kontrol için. Ve denemeye başlayınız dediğinde aslında ilk önce test yönergesi geliyor. Otomatik olarak işte bunu kaydedeyim. Uygulama talimatını göster. Etkinliğe başlamak üzeresiniz. Etkinlik süresinde ekranın ortasında birbiri ardına farklı gör. Şimdi otomatik olarak test yönergesi böyle geliyor ama hem çocukta hem ilişkinde durdurup bir de siz vurgulayın lütfen. Özellikle bilgisayardan bir yönerge geldiğinde çok iyi dikkat etmiyor olabilirler ve testin yönergesini iyi anlamazsa her şey yanlış çıkar. İşte ben burada durduruyorum. Bak, ekranın ortasında böyle değişik şekiller çıkacak. Otel karakterler çıkacaktır. Bak zürafa, ördek, bak tavşan. Bu görsel karakter çıktığında. Bak bu çıktığında, durduruyorum. Bak bu çıktığında, iyi bak bu çıktığında. Boşluk tuşuna mümkün olan en hızlı şekilde ve sadece bir kez basınız. Bu tuşa en hızlı şekilde bir kere basacaksın, çabucak basacaksın. O yüzden elini yakın tut diyorum. Ekran ortasında başka bir görsel karakter gördüğünüzde hiçbir tuşa basmayınız. Durduruyorum bak. Diğerleri çıktığında basmayacaksın. Sadece dönüp onu tekrar gösteriyorum. Neredeydi? Bak. Hala çıkmadı. Neredeydi? Bak sadece bu çıktığında basacaksın diye gösteriyorum. Karakter gördüğünüzde hiçbir tuşa basmayınız. Birazdan bir deneme bölümü başlayacak ve bunu takiben asıl etkinliğe geçeceksiniz. Şimdi tekrar dinleyebilirsiniz yönergeyi, uygulamaya başlayabilirsiniz. Diyorsun, şimdi ben bak 30 saniye kısa bir şey yapacağız, deneme yapacağız. Orada ben seninle konuşacağım, anlatacağım. Uygulamaya başlayın dediğimde bir küçük bir testin demosu var. Gene yönerge var. Okuyorsun. Bak bu şekil unutma diyorsun. Uygulamaya başla. Bastı diyelim. Aferin. Çok güzel. Bak işte bu senin hedefin. Buna basacaksın. Gene bastı.
Sen bas ya da basma, o istediği zaman değişecek de diyorum burada. Bastı. Aferin diyorum. Bak çok iyisin. Buna bas diyelim. Ama bak buna basmayacaktın. Hatırladın mı? Sadece buna bas diyelim. Bak bak bu çok benziyor ama bu değildi. Dikkat et diyorum. Buna bas. Evet işte buydu. Ya da böyle tak tak iki kere bastı ama bir kere basacaktın diyorum. Bu şekilde pozitif feedback vererek yönergeyi iyice öğretiyorum. Bir tane çaldırıcı da çıktı. Böyle kenarda başka şeyler çıkabilir, sen ortaya bak diyorum. Ya tekrar da ne yapabilirim? Ya da ah dedim doğum tarihini yanlış yazdım, kişi profiline geri dönebilirim. Ya da testi öğrendiğine eminim, teste gidebilirim. Teste gitti dediğimde, şimdi test başlayacak, yeniden yönerge var, bunu tekrar anlatıyorum. Ve teste giderken artık konuşmayacağımızı söylüyorum. Arka çaprazda durup hem ekranı hem de kişinin hareketlerini görüntülüyorum. Yani gerçek dünyada gerçek bir ödev görevini yaparken nasıl davranıyor, davranışlarını kontrol ediyorum. İşte sallandı, elini değiştirdi, bana laf yetiştirdi, bilgisayar. Aa tavşan diyor mesela, tavşanı çok severim diyor. Bütün bunları sıkıldım diyor. Bunları not ediyorum. Ve diyelim ki işte sıkıldım dedi. Bitmek üzere az kaldı. Böyle ufacık teste tutmaya çalışıyorum. Benim şimdiye kadar bir çocuk da tamamlayamadım. Zaten çok belirgin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuk klinik olarak. O bir çocuk da şimdiye kadar, hani 8-9 yıldır bu testi yapıyorum. Tamamlayamadım. Oldu. Yine teste başlamadan önce, bu çocuklar zaten sabıkalı çocuklar, eğer çocuksa ilişkin de öyle. Canları sıkıldığında ya da işte buna odaklanmak zorunda kaldıklarında bu sefer biyolojik şeyleri basıyor. Susadım diyor, çişim geldi diyor. Bunları mutlaka testten önce sorgulamak gerekiyor. Aç mı? Açken sen değilsin. Yani bu kesinlikle böyle. Tuvalete ihtiyacı var mı? Su ihtiyacı var mı? Ya da bir gece önce çok kötü uyumuştur. Kötü uyunca, yani uyku yeterli olmayınca kognitif fonksiyonlar bozuk olur. Bu testi yapmayın. Ya da korkunç kötü bir gün geçirmiştir. O an bu testi yapmayın diyorum. Ola ki test tamamlanamadı. Ekstra bir şey oldu. Test tamamlanmadığı sürece test hakkınız yanmaz. Tekrar o kişide yeni bir test başla deyip testi yapabilirsiniz. Yine test, birçok nöropsikolojik testlerde belli bir workshop periyot beklenir, minimum 6 ay gibi. Bu testte öyle bir öğrenilebilir bir pattern olmadığı için hemen mesela ilaçsız, hemen ilaç yuttuktan 2 saat sonra yapabilirsiniz bu testi. Bu arada fark ettiğiniz gibi artık yanda üstte altta falan görsel çeldiriciler başladı. Yani testin ikinci bölümü. Daha ses yok. Bazı kişiler ya testte bir bozukluk mu var? Biz teste başladık, ses çıkmıyor diyor. Çünkü daha sesi çeldiriciler daha sonra gelecek. Şimdi sesi çeldiricilere kadar yapalım testi. Şu an bir tane görsel çeldirici var, biliyorsunuz. Kenarda çıkan küçük video klipler. Onları baskılayıp, filtreleyip hedefine odaklanmak zorunda. Tabii ben burada anlatıp konuşurken birçok hedefi de kaçırdığımı söyleyeyim. Tekli görsel çağrıcılar. Her bölüm eşit süreli. Aradaki boşluklara da dikkat ediyorsunuz değil mi? Bak boşluk var. Ortada bir şey çıkmadı. Bazen hızlanıyor, bazen yavaşlıyor. Sırada çocuğu çok iyi kontrol ediyorum. Ne yapıyor? Elini mi değiştiriyor, bacağını mı oynatıyor, işte etrafında mı dönüyor, ayağı mı kalkıyor? Bunları çok değerli gözlemler olarak kaydediyorum. Ah, tavşana bastım mesela ben şimdi. Testin öğrenilebilir paterni yok. Yani testin her şeyini çok iyi biliyorum. O kadar çok yapıyorum. Ama kendim gene hatalarımı yapıyorum. İkili görsel çağrıcı başladı. Yani üçüncü bölümdeyiz. Her bölüm eşit süreli. Normalde test yaparken su içirtmeyin. Başlangıçta söyleyeyim.
Vakvaka bastım. O vakvak çok fena gerçekten. Geri bastım. Sesli çeldiriciler. Duydunuz gong sesini. Sesli çeldiriciler başladı. Dördüncü bölüm. Evet, çok vaktinizi almasın diye ben burada testi kapatıyorum. Şimdi tak diye sayfayı kapatacağım. Çık diyeceğim. Peki. Şimdi burada ...79'daydım. Evet. Görünüyor değil mi ekranım? Evet, görünüyor Ferdan. Tamam. Şimdi saat bakıyorum, kontrol ediyorum, 17:22. İsterseniz bir 5 dakika ara verelim. 27 geçe biz 10-11 tane vakam var. Yetiştirildiği kadar, yetiştirebildiğimiz kadar bunları hızlıca anlatayım. Size de gelmiş olacak. Şimdi ben sesi kapatıyorum, videoyu da kapatıyorum ve 5 dakika sonra 27 geçe buluşmak üzere diyorum.
Evet, 27 geçti. Ben yeniden açtım. Bu arada kısaca şuradaki birkaç soru sorulmuş. Onlara baktım. Çocuğun tuvaleti geldi. Kısa bir süre durdurabilir miyiz? Hayır, maalesef durduramayız. Baştan o yüzden onu çok iyi kurgulayın. Tuvalete giderse testi kapatın. Sonra yeniden başlayın ama en baştan başlamak zorundasınız. Kaldığınız yerden değil maalesef. Çünkü geçen süre içinde nasıl değişti falan filan bütün bunlar önemli. Tek test tek oturumda yapılır bölünmeden. İşte bir şey kırmızıdaysa %95'ten kendi yaş ve cinsiyetine göre daha mı kötü? Böyle bir şey diyemeyiz de hani kaç standart sapma ötede ortalamada onu söyleyerek Z skorundan söyleyebiliriz. O ona denk geliyor mu bilmiyorum. Bakmak lazım. Şimdi örneklere geçelim. Örnek, bak sanırsam bana 11 tane örnek koydum buraya. Böyle özellikle vurgulamak istediğim şeyleri koydum. Şimdi testi rapor yazabilirsiniz ya da yazmayabilirsiniz. Otomatik bir rapor çıkıyor. Bunun altına üstüne, hani üstüne gözlemleriniz, testin yapılış amacı yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. Bir sonuç cümlesi yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. O her yiğidin farklı yoğurt yiyişi var. Ben kendi hastama yapıyorsam yazmayabiliyorum kendim ama başka biri benden istediyse yazıyorum ve o kişiye gönderiyorum. Ailenin eline çocuksa bu çok vermek istemiyorum. Bütün nöropsikolojik testlerde olduğu gibi ama sadece aileyi bilgilendiriyorum grafik üzerinden biraz onun anlayabileceği tarzda bir yorum yapabiliyorum. Şimdi buraya ben tabii ki çarpıcı örnekleri koydum. Bu neymiş? YK, 15 yaşında kız çocuk. Derslere ilgisizlik, sık söz kesme, uygunsuz davranışlar sergilemek, kurallara uymada zorluk yaşama nedeniyle mokso test yapıldı. Yönergeyi dinlerken oldukça hareketliydi. Deneme bölümü bir kez yapıldı. Test sırasında sıkıldığını ifade etti. Bu benim testi yaparken gözlemlerimmiş. Bundan sonrası böyle kopyala yapıştır otomatik raporu koydum. Hemen grafiklerin yanında otomatik raporu göreceksiniz. Baksanıza kişi profiline. Hani kişi profili bunu cümleye döküyor. Dikkati bozuk, çok bozuk. Zamanlaması bozuk, şiddet seviyesi 3. Yine çok bozuk. Dürtüselliği bozuk, 4 şiddet seviyesi oldukça bozuk. Hiperaktivitesi bozuk, şiddet seviyesi 4. 4'lük bozuk değil mi? Yani gerçekten zor bir çocuk olduğunu buradan anlıyoruz. Bütün performansları normallerden oldukça farklı. Kişi profili otomatik raporda bu şekilde çıkıyor. Kopyalayıp yapıştırmışım. Sonra otomatik raporda zamanın etkisi, zaman içerisinde ne oluyor? O var. Gene kopyala yapıştırdım. Hiç bu, ben şimdi kendim yapmadım bunu. Ne demiş? Dikkat performansı geçen zaman içinde belirgin düzeyde bozulmuş. Yani süre ilerledikçe dikkati bozulmuş. Zamanlama da öyle. Gittikçe yavaşlamış hani. Zaten yavaş gittikçe de yavaşlamış. Dürtüsellik performansı geçen süre içinde belirgin düzeyde düzelmiştir. Oh, güzel bir şey olmuş. Yani dürtüsel ama başlangıca göre bitirdiğinde daha biraz iyiymiş. Yani düzelmek demek normal oldu demek anlamında değil. Başlangıç anına göre daha iyi oldu demek. Hiperaktivite performansı geçen zaman içinde ılımlı düzeyde düzelmiştir. Ha, hiperaktivite de başlangıca göre daha iyi olmuş. Zaman içinde olanları söylüyor. Sonra otomatik rapor sırasıyla çeldiricilerin etkisini söylüyor. İlk önce dikkat, sonra zamanlama, sonra dürtüsellik, sonra hiperaktivitenin görsel, işitsel, karma çeldiricilerle nasıl olduğunu söylüyor. Ben buraya hani önemli olanları bold yapmışım. Normalde otomatik raporda bold olarak çıkmıyor. Ben buraya hazırlamak için otomatik rapordan kopyala yapıştırıp yapıp burada vurgulamak istenen önemli şeyleri de, değişen şeyleri de bold yapmışım. İşitsel çeldiricilerin dikkat performansı üzerine etkisi olumsuz olmuş. Zaten dikkati bozuk. İşitsel çeldiriciler gelince daha da bozuk olmuş. İşitsel çeldiricilerin zamanlama performansı üzerine etkisi olumsuz olmuş. İşitsel çeldiriciler demek ki aynı zamanda yavaşlamasına neden olmuş. Karma çeldiricilerin de zamanlama üzerine etkisi olumsuz olmuş. Yani karma çeldiriciler gelince de daha da yavaşlamış başlangıca göre. İşitsel ve karma çeldiricilerin dürtüsellik performansı üzerine etkisi olumlu olmuş. Hani yavaşlatıyor, dikkatini bozuyor ama
dürtüsellik biraz daha iyi oluyormuş. İşitsel çaldırıcıların hiperaktivite üzerine olumlu, yani hiperaktif yanıtlar biraz daha azalmış işitsel çaldırıcılar gelince. Ama unutmayalım, işitsel çaldırıcılar dikkatini ve zamanlamasını bozmuştu. Fluktuasyonlar, işte o güçlü dalgalanmalar zamanlamada var, dürtüsellikte var, hiperaktivitede var. Yani bu instabil cevapları var, yani altta kaynayan başka bir kazanda olmalı diye düşünüyorum. Korelasyonlar, korelasyonlar da otomatik olarak çıkıyor. Ben buraya kopyala yapıştırma yapıp önemlilerini de kırmızı yapmışım burada vurgulamak istediğim için. Ne diyor? Dikkat zamanlama arasında pozitif korelasyon var. Yani dikkati daha iyi olduğunda zamanlaması da daha iyi oluyor demek. Dikkati daha kötüyse zamanlaması da daha kötü oluyor demek. Dikkat ve hiperaktivite arasında negatif korelasyon var. Hı. Negatif korelasyon olunca mutlaka bir düşünün, durun, düşünün. Demek ki dikkati daha iyi olduğunda daha hiperaktif. Negatif korelasyon bir performans düzelirken diğeri bozulmaktadır demek. Dikkat ve dürtüsellik arasında negatif korelasyon var. Ne demek? Daha dikkatli olduğunda daha dürtüsel oluyor demek. Burada ben üzerine konuşacağım için şu ikisini bold kırmızı yaptım. Zamanlama ve hiperaktivite arasında negatif korelasyon var. Yani daha hızlı olduğunda, yani zamanlama daha iyi olduğunda negatifmiş. Hiperaktivitesi daha kötü, daha hiperaktif oluyor demek. Zamanlama ve dürtüsellik arasında negatif korelasyon var. Zamanlaması daha iyi olduğunda, yani daha hızlı olduğunda dürtüsellik daha kötü oluyor demek. Şu ikisi benim çok kullanacağım şey olduğu için özellikle vurgulayacağım diye kırmızı. Dürtüsellik ve hiperaktivite arasında pozitif korelasyon var. Yani daha dürtüsel olduğunda daha hiperaktif oluyor demek. Şimdi ben bu kadar, otomatik rapor bu kadar. Ben buraya kendim bir sonuç da yazmışım. YK'nın MOXO-DCPT sonucuna göre dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansı. Kendi yaş, kendisi yazmışım. Kendi yaş ve cinsiyet grubu normallerinden farklıdır. Çok kibarca yazmışım. Yani bozuk bu. Klinikte uyumlu ise dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olma olasılığı oldukça yüksektir. İşitsel çeldiricilerin dikkat zamanlama üzerine, karma çeldiricilerin ek olarak zamanlama üzerine olumsuz etkisi vardır. Hızlandığında dürtüsel yanıtların arttığını, ayrıca daha hiperaktif olduğunda dikkatinin daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Benim klinikte kullanacağım o kırmızı olarak işaretlediklerim var, onu yazdım. Gözlenen güçlü fluktüasyonlar nedeniyle emosyonel süreçlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Ve tabii tüm bu veriler klinik ile birlikte değerlendirilmelidir. Şimdi rapor ile ek notlar diye buraya yazdım. Bu tabii ki otomatik raporda çıkmıyor. Ben eğitim olarak buraya böyle bir şey yazdım. Dikkat ve hiperaktivite arasında negatif korelasyon vardır. Bir performans düzelirken öbürü bozulmaktadır. Ne demek? Daha dikkatli olduğunda daha hiperaktif demek. İşte kalem çeviriyor, bacağını sallıyor, kıpır kıpır oluyor. İşte bunu pilates topuna oturtturuyor herhalde öğretmen. Gazetelerde okudum böyle çocuklara. Bu durumda daha dikkatli oluyor. Çünkü pilates topunda otururken mikro bir sürü hareket yapıyor. Hareket ihtiyacını karşılıyor. Bunu karşılarken etrafını, hocasını falan dikkatini bozmuyor. Ve daha dikkatli oluyor. İkinci bir kırmızı noktam, zamanlama ve dürtüsellik arasında negatif korelasyon vardır. Yani bir performans düzelirken diğeri bozulmaktadır. Bu çok, yani böyle bir korelasyon görürseniz mutlaka bunun üzerine çalışın. Hızlandığında dürtüsel oluyor. Özellikle sınava girecek olan öğrenciler. Biraz önce söylediğim gibi son 5 dakika 10 sorusu var. Bilin ki 10 sorunun en az 8 tanesi yanlış olacaktır. Eğitilebilir. Özellikle bu zamanlaması da bozuk olan kişilerde. Daha sonra örneklerim olacak, o zaman anlatayım. İkinci bir örnek, 10 yaşında bir erkek çocukmuş. Öğretmeni tarafından derse dikkatini vermekte zorlandığı, sorumluluklarını zamanında yerine getiremediği gözlendiği için yönlendirildi. MOXO test yönergesini anladıktan sonra testin alıştırma kısmı 2 kez yapıldı. 10 yaşında çocuk, bakalım dikkati bozuk, çok bozuk. Zamanlaması bozuk, çok bozuk. Dürtüselliği ortalamada, hiperaktivitesi şahane. Kişi profili kopyala yapıştır demişim bu. Zaman etkisi, dikkat stabil seyretmiş, zamanlama da stabil seyretmiş. Yani başlangıçta nasılsa bittiği anda da hemen hemen o şekilde bitirmiş. Şu aralara bakmayın, başlangıcı bir de bitişine bakıyorsunuz.
Dürtüsellik performansı zaman içinde ılımlı düzeyde bozulmuştur. Burada hani şöyle bir yazı çıkmıyor raporda tabii ki, ben buraya yazdım. Şunu vurgulamak istiyorum burada. Dürtüsellik performansı zaman içinde ılımlı düzeyde bozulmuştur. Ya baksana, dürtüselliği 2 ortalamada, yani bu kötü olmuş demek dedim. Başlangıçtaki haline göre, bittiği andaki durum biraz daha kötü. Yani millete göre değil, kendisinin başlangıç anına göre bozulmuştur. Bunu mutlaka vurgulamak istiyorum. Hiperaktivite performansı zaman içinde ılımlı düzeyde bozulmuştur. Bakın, hiperaktivitesi bir, yani yaşının ve cinsiyetin en şahanelerinde. Bozuldu demek burada kendisinin başlangıçtaki skoruna göre biraz daha bozuk anlamındadır. Çeldiricilerin etkisi, her zaman önce dikkat, sonra zamanlama, sonra dürtüsellik, sonra hiperaktivite üzerine görsel, işitsel, karma çeldiricilerin etkisi, yani testin sıralaması da öyle. Önce görsel çeldiriciler, sonra işitsel, sonra karma çeldiriciler geliyor çünkü. Bakalım, burada bold yapmışım. Dikkati görsel, işitsel, karma çeldiricilerden olumsuz etkilenmiş. Zamanlaması da aynı şekilde. Zaten dikkati ve zamanlaması bozuk. Öğretmen bunu arka sıraya oturtmasın. Cam kenarına oturtmasın. Müzik çalışarak ders çalışmasın. Odasında televizyon açıkken, ne bileyim, ders çalışmasın. Odası çok görsel bir sürü objelerle dolu olmasın bu çocuğun. Bir de karma çeldiricilerin hiperaktivite performansı üzerine olumlu etkisi olmuş. Yani karma çeldiriciler gelince hiperaktivitesi daha iyi olmuş, ama zaten hiperaktivitesi bir bu çocuğun. Dikkat performansında güçlü dalgalanma varmış. Korelasyonlarda da dikkat ve zamanlama arasında pozitif korelasyonu varmış. Yani dikkati daha iyi olduğunda zamanlaması da daha iyi oluyormuş. Sonuca ne yazmışım? Dikkat zamanlama becerisi kendi yaş ve cinsiyet grubunun normallerinden anlamlı derecede farklıdır. Klinik gözlem ve septomlar da dikkat eksikliğiyle uyumludur. Dikkat performansında gözlenen güçlü fluktüasyon nedeniyle emosyonel süreçlerde araştırılmalıdır. Başlıca dikkat ve zamanlama becerisinin görsel, sezgi ve multimodal, yani karma çeldiricilerle olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir. Sınıf içinde oturduğu yerin görsel uyarılardan uzak kalabileceği lokasyonda olması önerilir. Diğer akademik çalışmalarında da göz önünde bulundurulmalıdır ve her zaman bu veriler klinik ile birlikte değerlendirilmelidir. Ek notlarda burada vurgulamak istediğim bu vakada işte dürtüsellik ve hiperaktivite performansı zaman içinde ılım bozulmuştur diyor ya. Dürtüselliği 2, hiperaktivitesi 1, yani kötü olmamış, başlangıç haline göre bittiği andaki nokta biraz daha puanı düşük bitirmiş, bunu anlıyoruz. Üçüncü örneğim, 15 yaşında bir erkek. Ailesi tarafından sabırsızlık, hareketlilik, bekleyememe, arkadaşlarıyla geçimsizlik, ani ve fevri davranışları, sık kavgaya karışma nedeniyle getirildi. Oldukça zor bir ergen, öyle değil mi? Test yönergesini rahatlıkla anladı ve testin alıştırma kısmı bir kez yapıldı. Şimdi bakıyorum, dikkati şahane, zamanlaması sınırda, o şerh koyduğum sarıda, dürtüsel, hem de çok dürtüsel, hiperaktivitesi de 3, yani sarıda. Kişi profili bunu yazılı hale getiriyor. Zaman içinde dikkat performansı ılımlı düzeyde bozulmuştur. Bakın, zaten dikkati çok iyi bu çocuk kendi yaş ve cinsiyetine göre. Kendi başlangıç haline göre bozulmuş. Hiperaktivite performansı geçen zaman içinde ılımlı düzeyde düzelmiştir. Başlangıç anına göre daha iyi hiperaktivite, ama 3. Çeldiricilerin etkisi, bold olanları okuyalım sadece. Zamanlama üzerine, bakın, bütün çeldiricilerin olumsuz etkisi olmuş. Zaten zamanlaması 3'te. İşitsel çeldiricilerin dürtüsellik performansı üzerine olumsuz etkisi var. Yani zaten dürtüselliği belirgin, bir de işitsellerle daha kötü olmuş. İşitsel ve karma çeldiriciler hiperaktivite üzerine olumlu etki göstermiş. Hiperaktivite performansında güçlü dalgalanma varmış. Herhangi bir korelasyonda gözlemlenmemiş. Bebeğin MOXO sonucuna göre dürtüsellik performansı kendi yaş ve cinsiyetinden farklı bozuktur. Zamanlama ve hiperaktivite performansı normaller içinde olmakla birlikte alt sınırdadır. Dikkat performansı iyidir.
Görsel sesi ve kombine çeldiriciler zamanlama becerisi üzerine olumsuz etki göstermiştir. Bu uyarılar ile reaksiyon süresi uzamış, sesi çeldiricilerle dürtüsel yanıtlarında arttığı gözlemlenmiştir. Akademik çalışmalarında bu göz önünde bulundurulmalıdır. Klinik ve MOX sonucuna birlikte değerlendirildiğinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun dürtüsellik ve hiperaktivite baskın tipiyle uyumlu olduğu düşünülmüştür. Biliyorsunuz dikkat eksikliği hiperaktivitenin 3 farklı klinik prezentasyonu var. Dikkat eksikliği ön planda, dürtüsel ve hiperaktivitenin ön planda olduğu ve karma ikisinin birlikte olduğu. Rapor ile ilgili ek notlarda gene buna dikkat çekmişim. Dikkat performansında zaman içinde ılımlı düzeyde bozulmuştur demek. Dikkati zaten çok iyi aslında. Başlangıç anına göre biraz bozulmuştur. 4. örneğimiz 6 yaşında bir kız çocuk. Okul rehberlik biriminden sınıf içinde hırçın davranışları nedeniyle yönlendirildi. Aile içinde yaşanan sorunlardan sonra belirginleşen davranış değişiklikleri vardı. MOXO test yönergesini anladıktan sonra testin alıştırma kısmı 2 kez yapıldı. Test sırasında oldukça sakin ve teste odaklanmış göründü. Bakın, dikkati 2, timingi 2, dürtüselliği 2, hiperaktivitesi 1. Bakın oysa ki zamanlamaya bakın ne kadar düşük ama zaten 6 yaşın en şahaneleri böyle yapıyormuş, unutmayın. Dolayısıyla bunların hepsi normal, iyi. Zaman içinde dikkat performansı ılımlı düzeyde bozulmuştur. Zaman içinde zamanlama performansı ılımlı düzeyde bozulmuştur. Ama zaten bunlar normaller içinde başlangıç anına göre bozulmuştur. Dürtüsellik stabil, hiperaktivite stabil seyretmiş. Çeldiricilerin etkisi burada niye minnacık çıkmış? Ben gözümü takmadığım için olabilir. Şimdi görsel, işitsel ve karma çeldiricilerin dikkat üzerine etkisi olumsuz olmuş. Bakın bu dikkati iyi bir çocuk aslında. Yani kendi yaş ve cinsiyetinin ortalamasında bir çocuk. Ama bu uyarılar geldiğinde kendisinin en iyi performansını göstermiyor demek. Yani bu çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yok. Ama bu özelliklerini biliyorsak bunu kullanmalıyız ki çocuk kendisinden maksimum fayda sağlasın. Yani öğretmeni bu çocuğu arkada oturmasın, pencere kenarında oturmasın, ders çalışırken müzik dinlemesin falan filan. Yine zamanlaması da bütün bu çeldiricilerden kötü etkilenmiş. Yani bu çeldiriciler olduğunda kendisinin en iyi performansını gösteremiyor bu çocuk. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı yok. Ama bu özelliklerini biz mutlaka kullanmalıyız. Güçlü fluktüasyonları var. Dikkatte, zamanlamada, dürtüsellikte. Yani altta kaynayan bir emosyonel problem olabilir. Dikkat ve zamanlama performansı arasında pozitif korelasyon var. Bir performans düzelirken dikkati daha iyi olduğunda zamanlaması da daha iyi. Dikkati daha kötü olduğunda zamanlaması da daha kötü. Yani birlikte değişiyor anlıyoruz. MOXO sonucuna göre dikkat ve zamanlama becerisi, dürtüsellik ve hiperaktivite performansı kendi yaş ve cinsiyetin grubunun normalleriyle uyumludur. Görsel, sesli ve karma çeldiriciler ile dikkat ve zamanlama performansı bozulmaktadır. Zaman ilerledikçe de dikkat ve zamanlama becerisi kendisine göre bozulmaktadır. Dikkat, zamanlama ve dürtüsellik performansında gözlenen güçlü fluktüasyonlar nedeniyle emosyonel süreçlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Bu veriler klinikle beraber değerlendirilmelidir. Zaten bu çocuğun öyküsünde de aile içinde yaşanan sorunlardan sonra hırçınlaştığını başlangıçta belirtmiştim. Burada rapor ile ilgili ek notlarımı aslında anlattım. İşte güçlü fluktüasyonlardan bahsettik. Zaman ilerledikçe dikkati ve zamanlama becerisi bozuluyor ama dikkati ve zamanlaması zaten iyi, kendisine göre bozuluyor. Ve yine de bu çocuk çeldiricilerden dikkati ve zamanlaması kötü etkileniyor. Bunlar normal olsa bile kendisinin en iyi performansını göstermiyor bu uyarılarla. Bunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamışım. 5. örnek, yapabildiğimiz kadar gidelim. 13 dakikam var, fena değil. 13 yaşında bir erkek çocuk derslerdeki başarısızlık, riskli davranışlar nedeniyle ailesi tarafından getirildi. Test yönergesini kavradı ve testin bölümü bir kez yapıldı. Test sırasında sıkıldığını ifade etti. Sıklıkla el ve sandalyedeki oturma pozisyonunu değiştirdi. 4-4'lük bir çocukmuş değil mi? Dikkati bozuk, çok bozuk. Zamanlaması bozuk, çok bozuk. Dürtüselliği bozuk, çok bozuk. Hiperaktivitesi bozuk, çok bozuk. Oldukça zor bir çocuk. Zaman içinde dikkat performansı ılımlı düzeyde
bozulmuştur. Zamanlama performansı da bozulmuş. Yani zaten bunlar bozuk, zaman içinde daha da bozulmuş. Dürtüsellik performansı geçen zaman içinde ılımlı düzeyde düzelmiş. Dürtüselliği çok bozuk bu, ama başlangıç anına göre daha iyi bitirmiş bitirdiği anda. Hiperaktivite performansı stabil seyretmiş. Ha, bozuk, bozuk haliyle stabil seyretmiş, anlıyoruz. Çeldiricilerin etkisini, görsel çeldiricilerin dikkat performansı üzerine hop olumlu etkisi olmuş. Yani görsel çeldiricilerle dikkati daha iyi olmuş. Boltları okuyorum. İşitsel ve karma çeldiricilerle zamanlaması bozulmuş. Görsel, işitsel ve karma çeldiricilerle dürtüselliği daha iyi olmuş. İşitsel çeldiricilerle hiperaktivite performansı olumsuz etkilenmiş. Bakın bu çocuk oldukça bozuk. Böyle bir çocuk öğretmen dizinin dibine oturtturur, böyle zaptrap altına almak isteyebilir falan, zor bir çocuk. Ama bakın bu çocuk görsel çeldiricilerle hem dikkati daha iyi oluyor hem de dürtüselliği daha iyi oluyor. Yani arkada otursa bir sorun olmayacak gibi. Değil mi? Yani görsel alanında ya da pencere kenarında otursa bir şey olmayacak gibi duruyor. Güçlü fluktüasyonları var dürtüsel ve hiperaktivitede. Dikkat ve zamanlama performansında da pozitif korelasyon var. Birçok hastada, birçok kişide çıktığı gibi. Nasıl yazmışım raporunu? Dikkat ve zamanlama becerisi, dürtüsel ve hiperaktivite performansı kendi yaş ve cinsiyet grubunun normallerinden anlamlı derecede farklıdır. Klinik gözlem ve semptomlarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla uyumludur. Dürtüsellik ve hiperaktivite performansında gözlenen güçlü fluktüasyonlar nedeniyle müsünel süreçler araştırılmalıdır. Görsel çeldiriciler ile dikkatini, öğretmene not bu anlamında. Görsel çeldiriciler ile dikkatinin daha iyi olduğu ve dürtüsel notların azaldığı gözlemlenmiştir. Tabii ki bu veriler klinikle birlikte değerlendirilmelidir. Rapor ile ilgili ek notlarıma gelince, burada hani vaka olarak bu otomatik raporda çıkıyor tabii bunlar. Bu çocuk dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı aldı. Görsel çeldiricilerin dikkat ve dürtüsel performansı üzerine olumlu etkisi vardı. Yani görsel çeldiricilerle dikkati daha iyiydi, dürtüsel yanıtları azalmıştı. Bu nedenle sınıfta pencere kenarında ya da arka sıralarda oturmasına sakınca yoktur. Ayrıca dikkat ve zamanlama becerisi arasında pozitif korelasyonu vardı. Yani dikkati daha iyi olduğunda zamanlaması da daha iyi olmaktaydı. Dikkatinin düzelmesi sağlanırsa zamanlamasının da daha iyi olması beklenebilir. Zaman ilerledikçe dikkati bozulmakta ve reaksiyon süresi uzamakta, yani yavaşlamaktadır. Dikkat süresini uzatacak egzersizlerden fayda sağlanabilir diye bir rapor yazmış. Evet, hep böyle ergen falan bahsettik ama mesela 26 yaşında bir erkek, iş hayatında zorluklar, işini yetiştirememe, unutkanlık şikayetiyle başvurdu. Aha işte bu nörolojiye gelen beyaz yakalılar, yani geliyorlar nörolojiye sıklıkla. Ben demans oldum korkusuyla. Niye? Unutuyorum. Çünkü dikkati bozuk, o yüzden unutuyor. Test yönergesini çabuk kavradı ve testin deneme bölümü bir kez yapılmış bu kişide. Dikkat performansı kendi yaş ve cinsiyet normallerinden farklı. Şiddet seviyesi 4. Zamanlaması da farklı, şiddet seviyesi 4. Dürtüselliği normal ama 3. Hiperaktivitesi şahaneymiş, iyiymiş. Zaman ilerledikçe dikkati belirgin düzeyde bozulmuştur. Diğerleri stabil seyretmiş. Görsel çeldiricilerden dikkati olumsuz etkilenmiş. Karma çeldiricilerden de dikkati olumsuz etkilenmiş. Görsel çeldiriciler zamanlamasını da bozmuş. Karma çeldiriciler de zamanlamasını bozmuş. Yani görsel ve karmalar hem dikkatini hem zamanlamasını bozmuş. Görsel ve işitsel çeldiriciler ayrıca dürtüsel yanıtlarını arttırmış. Yani olumsuz olmuş. Dikkat ve dürtüsellikte güçlü dalgalanması varmış. Zamanlama ve hiperaktivite performansı arasında pozitif korelasyon varmış. Yani zamanlaması daha iyi olduğunda hiperaktivitesi de daha iyi olmuş, yani azalmış. Dürtüsellik ve hiperaktivite performansı arasında pozitif korelasyon varmış. Yani dürtüselliği daha iyi olduğunda hiperaktivitesi de daha iyi olmuş, anlıyoruz. Sonuç olarak ne yazmıştım ben? Dikkat ve zamanlama becerisi kendi yaş ve cinsiyet grubundan anlamlı derecede farklıdır. Klinik gözlem ve semptomlarda dikkat eksikliğiyle uyumludur. Dikkat ve dürtüsellik performansında gözlenen güçlü fluktüasyon nedeniyle emosyonel süreçler araştırılmalıdır. Tabii bu kişi işinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bir anksiyetesi de vardı. Görsel çeldiricilerin dikkat, zamanlama ve dürtüsellik performansı üzerine olumsuz etkisi
olmuştur. Dikkat ve zamanlama becerisi karma çeldiricilerden de olumsuz etkilenmiştir. Demek ki bu çeldiricilerden uzakta olsa daha iyi olur. Mesela bu kişi açık ofiste çalışıyorsa daha kötü. Öyle değil mi? Rapor ile ilgili notlarımda şöyle demişim. Bu danışanın çocukluk ve ergenlik dönemine ait özgeçmiş özellikleri de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile uyumluydu. İş yaşamında yaşadığı zorluklar da dikkat eksikliğine bağlandı. Açık ofis ortamında çalışması, görsel ve karma uyar alanları açık olması da dikkatin bozulmasına etki edebilir. Çalışma ortamının bu özellikler göz önünde bulundurarak düzenlenmesinin pozitif etkisi olabilir diye yazmışım. Bir başka örnek, bu sefer şahane bir çocuk, öyle değil mi? 9 yaşında bir kız çocuk. Genel olarak önemli bir sorun gözlemlenen kız çocukta genel dikkat özelliklerini tanımak için MOXA yapılmış. Test yönergesini çabuk kavramış, testin deneme bölümü sadece bir kez yapılmış, test süresince testte iyi odaklanmış, etrafla ilgilenmemiş. Bakın, dikkati, zamanlaması, dürtüselliği, hiperaktivitesi bir yaşının en şahanelerinde. Zaman içinde de bütün performansları stabil seyretmiş. Bakın, herhangi bir çeldiriciden etkilenmemiş, fluktüasyon gözlenmemiş, dikkat ve dürtüsellik performansında pozitif korelasyon varmış. Yani dikkati daha iyi olduğunda dürtüselliği de daha iyi olmuş. Ne yazmışım? MOXA test sonucuna göre dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite performansı normaldir ve kendi yaş ve cinsiyet grubunun en iyilerindedir. Çeldiricilerden etkilenmemiştir, zaman içinde de hiçbir performans bozulmamıştır. Rapor ile ilgili ek notlarda vurgulanacak çok önemli bir şey yok. 8. vaka. 9 yaşında bir erkek çocukmuş. Öğretmen tarafından ödevlerini zamanında teslim edememe, derse odaklanamama, kendisinden beklenen akademik performansı gösterememe yakınmalarıyla yönlendirildi. Testin yönergesini dinledikten sonra testin deneme kısmını 2 kez uygulamışım. Neden 2 kez uygulamışım? Yani deneme kısmını, o 30 saniyelik demoyu yaparken biraz şüpheye düşmüşüm, tam olarak algıladı mı yönergeyi diye. O yüzden iki kez yaptım demo kısım. O yüzden test süresince teste iyi odaklanmış, çevresiyle ilgilenmemiş. Bakıyorum, dikkati ortalamada, timingi bozuk, zamanlaması, şiddet seviyesi 4. Yani oldukça yavaş bir çocuk. Hiç dürtüsel değil, hiçbir aktif değil, en şahanelerinde. Yani bir tanesi kırmızıda, o da zamanlamada. Yani bu çocuk dikkati iyi ama geç, yavaş. O cevap verene kadar, karar verene kadar hop başka bir şey geliyor gündeme ve o dıştan bu. Yani böyle bakıldığında dikkati bozuk çıktısı veriyor. Ama böyle zamanı sündürüp bakarsak, yani o çocuğa ek zaman verirsek, dikkati iyi, sadece yavaş. İşte bu çocukta mesela zamanlama üzerine yapılacak çok şey var. Her şey zaman içinde stabil seyretmiş. Yani nasıl başladıysa o düzeyde bitirmiş. Çeldiricilerin etkisinde görsel çeldiricilerin zamanlama performansı üzerine olumsuz etkisi olmuş. Yani zamanlaması bozuk zaten. Bir de görsel çeldirici olunca daha yavaşlamış bu çocuk. Fluktüasyon gözlenmemiş. Dikkat ve zamanlama arasında pozitif korelasyon varmış. Sonuç olarak dikkati, dürtüselliği, hiperaktivitesi iyi ancak zamanlaması bozuk. Klinikte destekliyorsa dikkat eksikliği olasılığı, olma olasılığı vardır demişim. Bakın, dikkati 2 ama zamanlaması bozuk, yavaş. Görsel çeldiricilerden zamanlama performansı olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle görsel çeldiricilerden uzak olması önerilir. Zamanlaması daha iyi olduğunda dikkati de daha iyi olmaktadır. Şimdi burada zamanlama üzerine biraz konuşacağım. Evet. Eğitimin başında bunu göstermiştim, hatırlıyorsunuz. Hedef ne kadar süre, hedef ya da hedef olmayan görüntü ne kadar süre ekranda kaldıysa hemen akabinde o kadar süre bir boşluk anı var. Bu çocuk hedefinin farkında, ona yanıt veriyor ama buradayken değil de şuradayken yanıt veriyor. Yani uyarıyı algılayıp, işleyip hop yanıt vermesi buraları buluyor. Dolayısıyla yeterli zaman verilse aslında bu çocuk iyi olacak, dikkatli olacak ama yavaş. Şimdi böyle çocuklarda tabi bu çocuk dikkat eksikliği tanısı aldı ama şunu mutlaka hatırlatmakta yarar var. Beyin eğitilebilen bir organ. Bu çocuğa bir zamanlama kavramının oluşturulması, bunun üzerine çalışılması. Mesela bizim bir eğitimlerimizde çocuk ve ergen psikiyatristi Doktor Özlem Sürücü
Nün bir eğitiminde çok güzel kendi deneyimlerinden bahsetmişti. Özlem Hanım ağırlıklı dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çalışan bir hekim. Mesela beyin, en başta dedim ya, ritme uyum sağlar. Yani spor salonlarını düşünün. Yani yavaş Bach çaldığını duydunuz mu? Hep yüksek ritimli müzikler çalar. Çünkü hani hareket ediyorsunuz, hızlı hızlı yaparsınız. İstemeden, farkında olmadan o ritme uyum sağlarsınız. Mesela böyle çocuklarda metronomla çalışmak, mesela metronomla tabii ki ders çalışmak değil, bilgisayardan, cep telefonundan bir sürü aplikasyonla metronom indirebilirsiniz. Frekansı gittikçe arttırarak, mesela odasını topluyor, belli bir frekansta bir tık 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 uyarı geliyor. Bu yavaş yavaş gelirse bu uyarı, yavaş yavaş topluyorsun. Hızlandıkça sen de hızlanıyorsun. Bu yavaşça zaman içinde bu frekansı arttırarak bir işler yaptırdığınızda o kişinin artık daha hızlı hızlı yanıtlar verdiğini görüyorsunuz. Tabii ki hiçbir şey sihirli değnek değil ve hop diye olmayabiliyor bu. Biraz zamana ihtiyaç olabiliyor bu beceriyi kazanabilmek için. Yine zamanlama kavramını oluşturmak önemli. İşte diyelim ki bu ödevi ne kadar sürede yaparsın? Yarım saatte yaparım. Başla, bittir, bakalım ne kadar geçmiş? Aa, 2 saat geçmiş. Koluna saat vermek, gününü planlamayı öğretmek, bu becerileri kazandırmak, zamanlama üzerine de kendisinin de neyi daha iyi hale getirebilir? Bunu özellikle bu vaka üzerinden vurgulamak istedim. Son bir dakikamızdan bir de bunu da yapalım madem. 25 yaşında bir kadın. Üniversite 3. sınıfta değil mi? Biraz gecikmiş. Üniversite 3'te 25 yaşında. Derslerine konsantre olmakta zorluk, unutkanlık yakınmasıyla başvurdu. Testin yönergesini kolaylıkla anladı ve testin deneme bölümü bir kez yapıldı. Testin arasında sakindi. Bakıyoruz, dikkati bozuk, çok bozuk. Zamanlaması bozuk, oldukça bozuk. Hiç dürtüsel değil. Hiperaktivitesi de ortalamada. Zamanlama performansı geçen zaman içinde ılımlı düzeyde düzelmiştir. Hani zamanlaması bozuk, evet bozuk, ama başlangıç anına göre daha biraz hızlanmış bittiği anda. Dürtüsellik de öyle, hiç dürtüsel değil ama başlangıç anına göre bitirdiği an daha iyiymiş. Görsel, işitsel karma çeldiricilerin dürtüsellik üzerine olumlu etkisi olmuş ama zaten dürtüselliği şahaneydi, en iyisiydi. Dikkat ve zamanlamada güçlü dalgalanması vardı. Dikkat ve hiperaktivite arasında pozitif korelasyon vardı. Yani daha dikkatli olduğunda hiperaktivitesi de daha iyi oluyormuş. Dikkat ve zamanlama performansı kendi yaş ve cinsiyet grubunun normallerinden farklıdır. Dürtüsel ve hiperaktivitesi ise normallerle uyumludur. Klinikte destekliyor ise dikkat eksikliği olma olasılığı vardır. Gözlenen güçlü fluktüasyonlar nedeniyle emosyonel süreçlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Burada yeniden ben zamanlama üzerine vurgu yapmışım. Bir önceki vakada anlattığım gibi. Ve dürtüsellikte burada şey vardı. Dürtüsellik bu çeldiricilerle daha iyi olmuştur. Biraz ondan bahsetmişim. Onun zaten dürtüselliği bir en iyilerde. Son örneğimiz. Sanırsam son örneği. 16 yaşında bir kız çocuk. Aile içinde ve sosyal ilişkilerde zorluk, geçimsizlik, okulda yaşadığı sorunlar nedeniyle yönlendirildi. Ailesi tarafından çocukluğundan itibaren oldukça sabırsız, hareketli olduğu belirtiliyor. Test yönergesini dinledikten sonra testin deneme bölümü de çok sabırsızdı. Yönergeyi dinlerken kendi yorumlarını yaptı. Testin deneme bölümü bir kez yapıldı. Test sırasında sık elini değiştirdi. Bakıyoruz, dikkati şahane, zamanlaması iyi ama dürtüselliği belirgin. Hiperaktivitesi de sarıda. Dikkat performansı geçen zaman içinde belirgin düzeyde bozulmuştur. Ama dikkati biliyorsunuz, bakın zaten en iyilerde, kendisinin başlangıç anına göre bozulmuş. Hiperaktivite performansı ılımlı düzeyde bozulmuştur. Sarıdaydı. Başlangıç anına göre daha kötü olmuş. Görsel çeldiriciler dürtüsellik performansı üzerine olumlu etkisi olmuş. Çok dürtüseldi. Görsellerle biraz daha iyi olmuş. İşte amorti teselli şeyi çıktı burada. Güçlü dalgalanmaları var dürtüsellik ve hiperaktivitede. Dikkat ve hiperaktivite arasında pozitif korelasyonu var. Daha dikkatli olduğunda hiperaktivitesi daha iyi oluyor gibi algılayacağız. Dürtüsellik performansı kendi yaş ve cinsiyet grubu normallerinden farklıdır. Yani bir tanesi kırmızıda, bir ya da birden fazlası kırmızıda olunca dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olma olasılığı vardı biliyorsunuz.
Klinikte destekliyorsa dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun aşırı hareketlilik ile seyreden alt tipi ile uyumlu olma olasılığı vardır. Gözlenen güçlü fluktüasyonlar nedeniyle emosyonel süreçler göz önünde bulundurulmalıdır. Burada bahsettiğim rapor ile ilgili ek notlar da aslında daha önceden bahsettiğim şeyler, yeni bir şey yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorular var mı? O soruları nereden göreceğim konusunda bir şeyim yok. Şuradan mı görüyorum? Hop. Şimdi açtım. Biraz okuyup. Tourette sendromu, özgür öğrenme güçlüğü komorbiditesi olanlarda sonuçlarda özellikler nelerdir? Bununla ilgili bir çalışma var. Moxo sitemizde var. Özellikle özgür öğrenme güçlüğü gazi tıptan çocuk ergen de yapılan bir bildiri var. Kongrede de sunulan. Oraya bakılabilir. Orada da Moxo kullanılıyor. Özellikle harf ve sayı içermediği için bu kişilerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. İlaç kullanımı sonrası prep test, post test arasındaki değişim mi program istatistiki olarak ölçüp değerlendiriyor mu? Hayır. Program hani kendiniz değerlendiriyorsunuz ilaç içmeden önce, ilaç içtikten sonra. Tabii ki burada şu şeye dikkat etmek lazım. İlacı başlarken kolay ilaçlar değil bunlar. Minik dozla başlayıp kişinin tolerasyonuna bağlı olarak dozu yükseltiyorsunuz. Uygun dozda, uygun doza çıktığınızı düşündüğünüzde bunu yapmalısınız. Ve uygun bir zaman geçtikten sonra hani ilacın kandaki konsantrasyonunun en uygun zamanında yapmanız gerekiyor. Sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ilaçlarıyla ilgili değil. Mesela antidepresan kullanıyorsunuz. O depresyon, anksiyete, buna bağlı bozukluğu var çocuğun. Antidepresanın uygun doz ve uygun zamandan sonra testi değerlendirmeniz gerekiyor. Hangi testlerle, TOVA falan, yani şöyle CPT'ler içinde en geniş kapsamlı test MOXO. Dolayısıyla hani birini yapıp öbürüyle kıyaslamanın hiç gereği yok. Yapılınca en iyisi yapılmalı bence. Fakat diğer kognitif testler, yani dikkat üzerine ağırlıklı bir testtir bu. Mesela diğer dikkat dışı testlerle karşılaştırma gibi bir şey o yüzden yoktur. Ve birçok başka testlerde dikkatte değerlendiriliyor ama daha yüzeyel olarak. Bu büyüteç tutup didik didik didikliyor hani dikkat ve onun komponentlerini. Raporu Moxo sitesinde nereden elde ediyorsun? Raporu tamamladığınızda sonuçları göster dediğinizde hemen yanda rapor, otomatik raporu da göreceksiniz. Sonuç ve otomatik rapor olarak bastığınızda açılacak. Hiperaktivite üzerine olumlu etkisi görülmüştür değil mi? Hiperaktiviteyi azalttığı anlamına mı geliyor hocam? Değil mi? Değil mi? Demiş. Evet. Yani başlangıç anındaki skoruna göre diyelim ki işitsel çağrıcılar geldiğinde hiperaktivite daha iyi demek. Başlangıçtaki haline göre hiperaktivitesi daha iyi oluyor demek. Testi yarıda bırakırsak hak yanıyor demiştiniz. Testi sonlandırıyoruz öyle değil mi? Evet evet testi sonlandırıyoruz. Yani bırakıp gitmiyoruz. Çıkıyoruz şeyden testten. Yani bu testi hangi kişi veya ailelere raporun hangi kısmını sunmanız gerekiyor? Ben genellikle vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü herkes kendine göre didikliyor, bir yorum yapıyor. O yazılı raporu gene hiç vermiyorum. Grafikler üzerinden biraz önemli özellikleri bahsediyorum. Kim istediyse ona mail atıyorum. Disleksiden şüphelendiğimiz çocukta MOXO yapabilir miyiz? Elbette ki yapabiliriz. Özellikle yapılmış işte Gazi'de bir çocuk çalışma var. Ona bakabilirsiniz sitemizde. Test sonuçlarını yaptığımız kişiye ben vermeyi tercih etmiyorum. Kim istediyse ona veriyorum ya da kendim istediysem kendim de tutuyorum. Aileye biraz bahsediyorum. Testi online olarak uygulamak mümkün. Zaten test online yapılıyor. Yani siz bir diyelim ki 10 tane test alıyorsunuz. Kullanıcı adı ve şifrenizle 10 tane test yapabiliyorsunuz. 11 tane yapamıyorsunuz. Sonra yeniden almanız gerekiyor. Uzmana geldiğinde kullandığı bir ilaç varsa alacağımız sonucu etkiler mi? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki mesela dikkat için bir ilaç alıyorsa
onu not etmek gerekiyor. Onunla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ya da ilaçsız yapmak istiyorsanız ilacı en az yani bir 36 saat falan almamış olmasını tercih ederiz. Çocuğun zeka seviyesi çocuk formunun üzerindeyse o halde yetişkin testini uygulamalı. Yetişkin testini uygulamak ve istenir. Yani şöyle bir şey, yani işte benim dün yaptığım arkadaşımın oğlu hayatımda gördüğüm en parlak çocuklardan bir tanesiydi. 4-4 dikkat eksik hiperaktivite bozukluğu ama iyi. Çünkü hani ama bunu şey yapamıyorsunuz ki hani elinizde doğum tarihini yanlış gireyim ben, 2 yaş büyük gireyim öyle yapmak. Yani bunu göz önünde bulundurarak kişisel şeyinizle yapabilirsiniz, gözleminizle yapabilirsiniz. Ben gerçek doğum tarihini yaptım performans grafiğini değerlendirmek üzere. Çünkü millete göre nasıl değil de kendisinin performansını performans grafiğinden değerlendirdim. Özgür öğrenme güçlüğünde ilave batarya kullanabilirsiniz tabii ki. Fakat hani ben nöroloji uzmanıyım. Bunu hani siz benden daha iyi bilebilirsiniz. Testi tekrar yapılma süresi ne kadar? Testin bir boş hap periyot süresi yoktur. Testin öğrenebilir bir paterni olmadığı için. Mesela benim bozukluğum var ve her seferinde o bozukluk çıkıyor. Dolayısıyla mesela sabah testi yaptınız. İlaç içti. 2-3 saat sonra yeniden testi yapabilirsiniz. Otizm, zihinsel engellik gibi tanınmış bireylerde uygulanır. Hayır, zihinsel engellerde kullanamayız bunu. Normatif datayı yani böyle bir şey yok, çalışması yok. Atipik otizmde. Şimdi bütün çok uluslu bir çalışması sürüyor Moxon'un. Ben de dört gözle bekliyorum. Bir küçük çalışması yapılmıştı. Kişiler Moxo test yaparken gözleri ekran üzerinde nerede diye. Normal kişilerin böyle bir ortalama dağılımı var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler daha çok ekranın daha büyük alanında gözleri dolanıyor. Otizm spektrumu da böyle artış şeklinde tarıyormuş. Belki yapılan çalışmada otizmleri de aldılar mı bilmiyorum. Onun sonucu çıkar yakında. Depresyon ve anksiyete hastalarına dikkat sorunu varsa direkt yapabiliyor muyuz? Evet, tabii ki yapabiliyoruz. Testi uygulayıcı olması için ne yapmak gerekiyor? Moxo Türkiye ekibini arayabilirsiniz. Çiğdem Hanım, Yavru Hanım, Nurgül Hanım size cevaplıyor olacak. Moxo testi yaptıktan sonra attention eğitimiyle tedavi. Evet, attentioner'la çok uyan yönleri var. Bence çok uyumlu. Öyle bir klinik çalışma da yapıldı. Yayında yayın yapılacak. Moxo yapılıp attentioner eğitiminden geçenlerle ilgili. Süpervizyon için örnek bir test. Eskiden yapıyorduk bunu. Süpervizyon için örnek bir test uygulamanız isteniyor mu? En az 5 testi kontrol ediyorduk. Fakat otomatik rapor çıktığı için artık böyle bir şey yapmıyoruz. Ama kafanız karışan bir şey olursa lütfen bize dönünüz. Deneme testi size mi gönderiyorsunuz? Bize mi gönderiyoruz? Hayır. Deneme testini yapın. Sonuçları yorumlamaya çalışın kendiniz. Otomatik raporu da okuyun. Benim eğitimimden de yararlanabilirsiniz. Bunlar size mail atılıyor olacak. Yani ayrı ortamda şöyle testi uygulayacağım zaman çocukla aynı ortamda olmadan mesela Zoom üzerinden ekran paylaşımı uygulayarak uygulamak mümkün mü? Yani yapabilirsiniz böyle bir şeyi ama yani aileden de destek alarak odada başka bir şey açık olmasın. Çocuk Zoom'u açacak, ekranını paylaşacak. Siz Moxo şifrenizi ona mı vereceksiniz? Tek bir tane şifre ayrılmayacak falan. Bunları ayarlarsanız çok dikkatli olarak yapılabilir. Ücretleri konusunda Moxo ekibini arayınız lütfen. Biraz önce dediğim gibi Çiğdem Hanım, Yağmur Hanım, Nurgül Hanım. Moxo için anemnez formu var mı? Anemnez formu yok ama gözlem formumuz var. Yine Moxo ekibinden isteyebilirsiniz. İşte elini mi değiştirdi, sallandı mı? Böyle bir checklist gibi bir şeyimiz var. Hangi danışanlara bu testin uygulanması doğrular olmaz. Uygulanması doğru olmaz mı? Hangi kimlere yapılır? Bence öğrenci olan herkese yapılmalı. Kişinin dikkat özellikleri bilinmeli. Eğitimini de planlamak için. İşte dediğim gibi hiç dikkat eksikliği yok ama görsel uyarılarla dikkati bozuluyor. Ya da işte zamanlaması 3. Dikkat eksikliği yok. Zamanlaması 3. Ama bu çocukta gene bir şeyleri bırakmamak lazım ya. Yani bir şeyler yapılabilir.
Moxa testini yaptığımız herkese tension tedavisi yapabilir misin? Bir bozukluk varsa yapılabilir tabii ki. Evet, sorular bunlarmış. Yine kafanıza takılan bir şey olursa lütfen ekibimizle iletişime geçin. Ben burada eğitimi bitiriyorum. Herkese teşekkür ederim. Şimdi şeyi göremiyorum, ben de çok iyi değilim. 210 kişideyiz hala. Çok teşekkür ederim dikkatiniz için. Benim de dilim damağım kurudu. Testi doğru, yani testi tam anlamıyla anlamak için testi yapın. Kendiniz otomatik yorumu okuyun, anlamaya çalışın. Ve o zaman çorap söküğü gibi geldiğini göreceksiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir de şuradan nasıl çıkıldığını bulsam. Ben toplantıyı sonlandırayım isterseniz. Sevinirim. Çiğdem Hanım da konuşan. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz Ferda Hanım. Görüşmek üzere.